Bakın alakası bile yok. Yapmış bir şekilde. Adam yurt dışından mal ithal etmiş. E gitmiş 159 pardon mal diyorum affedersiniz. Demirbaş ithal etmiş, makine ithal etmiş, iş yerinde kullanılmak üzere gitmiş 259 nolu hesabı kullanmış. Pardon 159 nolu hesabı kullanmış. Değerli arkadaşlar böyle saçma sapan bir şey olur mu? Bunun nedenlerini konuşacağız şimdi. İşte uygulama dediğimiz şey burası. Ama bugüne kadar bir saattir konuştuğumuz konular biz altyapımızdı bizim. Şu anda itibaren de ben yine altyapıları vereceğim. Muhasebe uygulamalarını önemli bulduğum yerlere vurgu yaparak devam edeceğim değerli arkadaşlar. Muhasebenin tanımını hep biz biliyoruz, geçiyorum. Mali tablonun tanımını hepimiz biliyoruz, geçiyorum. Mali tablonun kaça ayrıldığını da hepimiz biliyoruz. Ama çok özel bir şey söyleyeceğim. Ne olur mali tablolarımızı çıkartırken safsaklanmış mali tablo çıkarmayalım artık. Bundan sonra önemlidir diye düşünüyorum. Yine değerli arkadaşlar mali tablolardan kimlerin yararlandığını da görüyoruz. Ben buradan itibaren yabancı paralı ile uygulanan kasa, banka, çekler vesaire ile ilgili birkaç cümleyi sizinle paylaşacağım. Değerli arkadaşlar, özellikle ve öncelikle kasa hesabındaki şu slaytı sizin önünüze getirmek istiyorum. 283 nolu vergisi kanunu genel tebliğ. Ben de denetim yapıyorum, siz de yapıyorsunuz. İşlem yapıyorsunuz. Diyorlar ki, ya işte karşı tarafın bir taraf şey uyguluyor, vade farkı, pardon, kur farkı uyguluyor. Ya da diyorlar ki kur farkı uyguladığı zaman bizim hesaplarımız birbirini tutmuyor. Tutmuyor. Neden tutmuyor? Birisi döviz alış kurunu, birisi efektif kurunu baz aldığı zaman ikisini birbirinden haber yok. Rakamlar birbirinden farklı oluyor. Ben şimdi özellikle kasa ile ilgili değerli arkadaşlar bu slaytı bile bile getirdim. Kasa hesabının işleyişi ile ilgili birkaç cümleyi paylaşacağım. Sadece kasadaki para hareketi, yabancı para hareketi efektif alış kuru ile yapılıyor. Bunun dışındaki bankadaki mevduat dahil, yabancı paralar dahil değerli arkadaşlar döviz alış kuru ile işlem yapılır. Bu kadar ne? Bunu ben söylemiyorum. Tebliğ numarasını getirdim buraya. Neden önemsiyorum? Ne olur değerli arkadaşlar? Ben kesilen faturalara, yapılan işlemlere bakıyorum. Elbette ki bunu söylemiyoruz. Bu buradaki değerleme, yani son gündeki değerlemedir. Bu bir sınav sorusu aynı zamanda bilirsiniz. Sınav, neden sınav sorusuydu? Çünkü değerli arkadaşlar, borsa rayicine göre değerlenir yabancı paralar. Borsa rayici de 31-12 tarihindeki kur değildir. Değerleme gününden bir önceki kur. Bakın bir önceki kurdu. Bu nedenle şu olmuştur. Soru sormuşlardı bundan iki sene önce. İşte 30-31-29'undaki kurları sormuşlardı. Öğrenci bilmiyorsa ki mesleği bitirme sınavı sorusuydu. O soru olarak soruldu ve bilinmediği için yanlış yapıldı. Ben önemsediğim için sizinle paylaşıyorum. Şimdi değerli arkadaşlar bunu gördükten sonra ben yabancı paralara ilişkin birkaç cümle daha söyleyeceğim. Kısa kısa özetleyerek gideceğim. Muhasebe ayağı çok var ne kadar istiyorsanız arkadaşlar dediler ki fazla girme dediler ben de girmeyeceğim ama seninle paylaşacağım. Özel bir şey söylüyorum. Değerli arkadaşlar önce şurayı bir açayım da bakın. Bir aralık ve envanter yöntemi var şeyde, yabancı paraların kasaya işlemesinde. Fark etmiyor. İhracat dediğim dövizleri yurt dışında geldiği zaman da ya aralık ve envanter yöntemini kullanacaksınız ya da sürekli envanter yöntemini kullanacaksınız. Değerli arkadaşlar bu bir muhasebe politikasıdır. Muhasebe politikasını belirleyecek olan şirketle beraber eğer bağımlı çalışıyorsanız yönetimle beraber siz belirleyeceksiniz. Bağımsız çalışıyorsanız yani bir ofiste çalışıyorsanız o zaman muhasebecinin kendisi belirleyecek işine nasıl geliyorsa. Ama bir ihracat bedelinde aralıklı envanter, diğerinde sürekli envanter yöntemini kullanıyorsa değerli arkadaşlar bu bütünlük arz etmez ve tutarlılık kavramı gereği yanlıştır. Muhasebenin temel kavramlarında. Buradan hareketle ben şunu söylüyorum şimdi. Şöyle geliyorum size. Burada evaluasyon tanımı yapıyoruz. Biz 32 sayılı kararı verdik artık herkese paylaştık uzun uzun. Yani 32 sayılı kararı hızlı hızlı size okudum affedersiniz. Önemini ve mahiyetini. Şimdi buradan hareketle eğer siz aralıklı envanter yöntemini kullanıyorsanız, kasadan bahsediyorum. Kullanıyorsanız, alış kuruyla hesabın borcuna, satış kuruyla hesabın alacağına yazdığınız zaman, yabancı para kasası alacak bakiyesi verebilir. Bu yanlış değildir. Bakın yanlış değildir. Ne zamana kadar yanlış değildir? Şu evaluasyon işlemini yapıncaya kadar değerli arkadaşlar. Siz evaluasyon işlemini yaptığınız zaman, yani parayı değerlendirdiğiniz zaman ya kambiyo karına ya da kambiyo zararına gideceği için elinizdeki yabancı para kasası düzgün hale gelir. Bakın düzgün hale gelir. Şimdi bu noktadan hareketle
Ya aralıklı envanterli ya da sürekli envanterli. Hem kasa hesabında hem de yurt dışından gelecek olan dövizlerin değerlemesinde, kaydedilmesinde kullandıklarınız önem arz eder. Ben de sizinle paylaştım. Sürekli envanter yöntemine gelince hepimizin bildiği gibi alış bedeliyle hesabın borcuna, alış bedeliyle hesabın alacağına yazıyor. Ancak birbirin yabancı parayı bozdurduğumuz zaman ya değerden çıkardığımız zaman mutlaka arada kambiyo kârı hesaplıyoruz. Aralıklı envanter yönteminde kambiyo kârını dönemin sonunda hesaplıyoruz. Değerli arkadaşlar, ihracat bedeli dövizlerin yurda getirilmesi halinde, gelmesi halinde peyderpey. Tek seferde gidiyorsa sıkıntı yok zaten. Ama peyderpey geliyorsa, bu durumda değerli arkadaşlar, ya aralıklı envanter ya da sürekli envanteri uygulayacaksınız ki bütünlük arz etsin. Aralıklı envanter yöntemini uygularsanız değerli arkadaşlar, dönem sonunda kambiyo kârları hesabını yapacaksınız. Sürekli envanter uygulayacaksınız da anında kambiyo kârları hesabını yapacaksınız. Benim elimde bir örnek vardı burada. Bu örneğinde ben özellikle aralıklı envanter yöntemine göre şuradaki şu örnekte bir cümleyi sizinle paylaşacağım. Çünkü önemli olduğu için. Diyor ki 16.2 tarihinde dolar kuru 1.30 TL iken 10.000 dolar bozdurulmuş, vadesi geçmiş, vergi borcu ödenmiş. Bunu bile bile aldım değerli arkadaşlar. Bunun üzerinde biraz duracağım. Süreyi aşarsam da kusura bakma sayın yönetici. Şimdi sen buradasın zaten, sen elin bakıyorsun. Neden duracağım söyleyeyim değerli arkadaşlarım. Ben dönem sonunda söyleyecekler ama ben bir kere daha söyleyeceğim. Dönemin sonunda 360 dolu hesaplarınıza dikkatlice bakın. O 360 dolu hesaptaki kalacak olan tutar, Ocak ayında verdiğiniz, Aralık ayı için verdiğiniz muhtasar beyannamedeki tutarla aynı olması lazım. Halbuki bizimkiler abuk sabuk duruyor orada. Kendim için söylüyorum, sizi tercih ediyorum. Şöyle söyleyeyim, adamın 1.000 lira ödemesi var Aralık ayı. Aralık ayı muhtasar beyannamesiyle Ocak ayında 1.000 lira ödemesi var. Ben 360 dolu hesaba bakıyorum, 2.500 lira var. Bu olmadı, bu yanlış. Ya gidip düzelteceksiniz onları tek tek, puan edeceksiniz. Ya tahakkuk yanlış, ya ödeme yanlış. Düzelteceksiniz, doğrulayacaksınız, ne olacak söyleyeyim. Bunu seçme sebebim bu. Değerli arkadaşlar, 360 nolu hesap yan gelip yatma yeri değildir. Henüz vadesi dolmamış vergi ve fonların izlendiği hesaptır. Eğer vadesi dolduysa, ödenecek ödenmiyorsa 360 nolu hesaba borç kaydı yapılacak, 368 nolu hesaba atılacak değerli arkadaşlar. Bu nedenle ben bu slide'daki bu burayı aldım. Yani 368 nolu hesaba atacaksınız yıl sonunda. Özellikle arz ediyorum bilgilerinize. Bu 361 nolu hesap için de geçerli söylediğim şey, 360 nolu hesap için de geçerli. Diliyorum ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Hem size bir dış ticaret hem de bir dönem sonu işleri söylemiş olduk. Yine değerli arkadaşlar, temel bir özelliği söyleyeyim. İster aralıklı envanter, ister sürekli envanter yöntemine göre yapın. İhracat bedeli dövizlerin gelmesi, kasadaki yabancı paraların değerlemesi veya işlem görmesi, yabancı parayla ifade edilen, bankalar dahil, yabancı parayla ifade edilen çekler dahil, yaptığınız zaman her iki yöntemde de elde edeceğiniz kambiyo, kar ya da zararı aynıdır. Değişmeyecektir. Sadece yaptığımız işlem değişecektir değerli arkadaşlar. Özellikle bilgilerinizi arz ediyorum. Burada ben bir örneğimiz vardı. Bunu şurada da FIFO'ya görmüşken söyleyeyim. Değerli arkadaşlar, örnek problemler yığınla var. Yararlanırsınız. Burada koyacak şeye, siteye koyacak arkadaşlarımız. Yöneticilerimiz burada. FIFO yöntemine göre diye problemi çözmüşüm farkındaysanız. Sebebini söyleyeyim. Çünkü LIFO yöntemi kaldırıldı 2004 tarihinde değerli arkadaşlar. Ne yazık ki ben hala bakıyorum LIFO yöntemini kullanan arkadaşlarımız da var. Onlar zaten bu eğitimlere gelmiyorlar. Çok bildikleri için değerli arkadaşlar. Bu da sitemin bozum o kadar. Devam ediyorum ben değerli arkadaşlar. Alınan çeklere ilişkin, yani yine yabancı paralı çeklere ilişkin, hep bunu söylüyoruz. Yabancı paralı çeklere ilişkin değerli arkadaşlar, işleyişi burada. Biz mutlak surette muhasebenin özün önceliği kavramı gereği, bu da burada hata yapılıyor. Yabancı paralı ve TL cinsinden olan çeklerimizin vadeleri ertesi yıla ait olanları mutlaka 121 nolu hesabın altına firman ediyorsunuz. Ve bunlar ile ilgili tüm işlemleri biz yerli yerinde yapmak durumundayız ve çeklere ilişkin değerlemeleri de yapıyoruz değerli arkadaşlar. Söylediğiniz bu şeyler, söylemler yabancı, pardon, bankalar için de geçerlidir. Bankadaki yabancı parayla ifade edilen işlemler kasa hesabındakinin aynısıdır. Özellikle bunu da bilgilerinizi arz ediyorum.
Yine değerli arkadaşlar, verilen çekler ve ödeme emirlerine gelince, verilen çekler ve ödeme emirlerine, yani yabancı paralı çeklerin değerlemesinde de biz verdiğimiz çeklerden dolayı kurun yükselmesi ya da düşmesi halinde değerleme yapıyoruz. Kar ya da zarar edebiliriz değerli arkadaşlar. Kar ya da zarar 646 ve 656 nolu hesaplarla muhasebeleştirilecek özellikle bilgilerini de arz ediyorum. Geliyorum ihracat ile ilgili uygulamalara. Değerli arkadaşlar, şimdi ben sizinle çelişeceğim, siz de benimle çelişecektiniz. Şimdi şu andan itibaren bunu zaten görüyorum ben. Sebebi şu değerli arkadaşlar, ihracat ile ilgili bakın şurada önemli bir slayt var. Yabancı parayla ilgili ifade eden işlemlerin muhasebeleştirilmesinde kullanılan kriterler bunlar slaytlar. Bu şu, yabancı para birimiyle ifade edilen işlemler gerçekleştirdiklerinde Türk lirasına çevrilerek muhasebeleştirilir. Muhasebenin temel kavramlarından parayı ölçülebilme kavramı gereği. Siz bunları zaten biliyorsunuz ama şuradaki üçüncü kısma ben sizi çekmek istiyorum. Üçüncü kısımda değerli arkadaşlar, yabancı parayla var olan yurt dışı alacakların değerlemesinden. Şimdi söylüyorum değerli arkadaşlar. Dönem içinde fiili ihracat tarihinin başladığı dönemden yılın sonuna kadar ortaya çıkan kur farkları 600, olumluysa 601, olumsuzsa 612 nolu hesaplarla muhasebeleştirilir. Dönemden sonra ortaya çıkanlar ise 600, olumluysa 646, olumsuzsa 656 nolu hesaplarla muhasebeleştirilir. Bunu neden söyledim? Ben Türkiye'nin her tarafına gidip ders anlatıyorum. Gittiğim bir yerde bana şunu söylediler. Dediler ki hoca sen böyle söyledin ama bizim vergi dairesi 601'i kabul etmiyor. Etmiyormuş. Niye? Niye etmiyor? Söyleyeyim. Şeydeki, katılan her beyanlamesindeki beyan ettiği tutarla 600 toplamına baktığınız zaman siz 601'e yazarsanız hasılat tutmuyor yıl sonunda. Ama biz kayıtlarımıza güveniyoruz. Sebebi bu. İki nolu muhasebe uygulamaları genel tebliğine göre değerli arkadaşlar 601 nolu hesabı kullanmak zorundayız. Şöyle bir şey söyleyeyim. Öğretideki bazı kitaplarda ne yazık ki önceki baskılarda, şimdikilerde değil. Eski baskılara baktığınız zaman düzeltme ve düzeltmeyi baz alarak 601 nolu hesabın borcuna yazmışlar kambiyo zararlarını. O kitaplar, yazılan değerli hocalarımızın yazdığı kitaplar, iki nolu muhasebe uygulamaları genel tebliğinden önceki yazılan kitaplardı. Şimdi ondan döndüler. Bunu da bilgilerinizi arz ediyorum değerli arkadaşlar. Geliyorum ihracat ile ilgili kısaca sizinle bir şey paylaşayım. Değerli arkadaşlar, ihracatın tanımını hepimiz biliyoruz ama ben kapta değer vergisi kanunundaki tanımı, 12. maddedeki tanımı söyleyeyim size. 12. maddedeki tanım deniliyor ki, bir malın Türkiye Cumhuriyeti, bakın nasıl şimdiki İlk oturumdaki tanım gündeme geldi. Bir malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük hattını geçerek bir dış ülkeye vasıl olması. Ya da etkili ve yetkili gümrük antrenörüne konulması. Değerli arkadaşlar. Ben etkili ve yetkili kendim uydurdum. Katma değer vergisi kanununda yetkilendirilmiş gümrük antrenörü diye biliyorsunuz. Oraya konulmasına fiili ihracat deniliyor. Bu önemli. Neden önemli? Şimdi söylüyorum. Biraz sonra söyleyecektim ama tam yeri gelmişken söyleyeyim. Arkadaşı şeye ihraç kayıtlı mal satışı yapılıyor. Adam Şişli'deki firma, imalatçı, Merkez'deki ihracatçıya malı gönderir. Benim arkadaşım 601 nolu hesabı kullanıyor. Olmaz değerli arkadaşım. Biliyorum anlaşmıyoruz herhalde şimdi. 601 olmaz. Bizim yaptığımız teslim yurt dışı teslimdir. İhracatı başkası yapıyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. İhraç kayıtlı satışlar 601 nolu hesapla muhasebeleştirilmez. Devam ediyorum ben. Değerli arkadaşlar, bir de yine sizinle çelişeceğiz ama söyleyeyim hemen geri gelmişken. Fiili ihraç tarihi, malın fiilen yurt dışı edildiği tarihtir. İntaş tarihi ise, malın gümrüğe sevk edilip muayenesinin tamamlandığı tarihtir. Mal gümrüğe bugün sevk edildi, muayenesi tamamlandı. Ama vallahi 24'ten sonra ertesi gün ihraç edilip, pardon, yurt dışı edilebilir. Yani gümrük hattını geçebilir değerli arkadaşlar. O zaman ikisi birbirinden farklıdır. Ama aynı gün gümrüğe sevk edilip aynı gün fiili ihracatı gerçekleştirirse vedoplardan da baktığımızda o zaman herhangi bir sıkıntı yok değerli arkadaşlar. Ben 1990'lı yıllarda benim duyduğumu söyleyeyim. Başkalarının yalancısıyım. İntaş tarihine göre iade raporu yazan yeminli mali müşavirin belgelerinin geri alındığını duydum. Çünkü intaş tarihine göre yaparsanız haksız işlem yapmış olursunuz.
İntihar tarihi bu anlamıyla farklılık arz ediyor. Ben de sizinle paylaşmış oldum. İhracatın isimlerini biraz önce söylemiştim ama bu slaytımızda da var ihracat çeşitleri değerli arkadaşlar. Şunları anlatmayacağım. Konteyner ihracat vesaire ihracat bunlar çok elbette bir özellikli şeyler ama sadece şu ihracat tablosunu size vereceğim. İhracat tablosunu görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Ne kadar okuyabiliyorsanız benim elimde belki de biraz özellikle küçük yazılmış. Ama burada özel bir şeyler paylaşacağım. Biraz sonra söyleyecektim ama hızlı hızlı söylemeyin hiçbir mahsur diyorum. Değerli arkadaşlar, ihracat ile ilgili tek düzen hesap planında düzenlenmiş sadece 601 nolu hesap tek başına düzenlenmiş. Bunun dışında ihraç ettiğimiz mal ve hizmetlere ilişkin maliyetler, giderlerin kaydedildiği özel hesaplar ne yazık ki yok. Bilmiyorum bundan sonra getirilir mi? Geçiyorum ben bunları. Değerli arkadaşlar, hizmet ihracına geliyorum. Hizmet ihracını şu slaytı görüyorsunuz. Bu slayta hiç bakmadan gideceğim. Çünkü biraz sonra bu konuyu tam olarak sizinle paylaşacağım. Ancak özellikle ben şu tanımı sizinle paylaşmak istiyorum. Eğer siz bir malı ya da hizmeti veresiye sattıysanız bunun adına alacak denilir. Bu alacağın adına bir ticari alacak diyor. Eğer siz bir şeyin ödünç verdiyseniz bunu da işlem hakkını alacak denir ama adına ticari alacak denmez, diğer alacaklar denir. Şimdi dönüyorum asıl konumuza. Değerli arkadaşlar, katma değer vericisi iade alacağı ticari faaliyetin neticesinde elde edilmiş bir alacaktır. Peki o zaman nasıl 136 ile muhasebeleştiriyoruz? Ben soruyu size sordum, siz bana sormayın. 136 ile muhasebeleştiriyorsanız değerli, siz diyeceksiniz, hoca valla kitaplarda öyleydi. Ben söyledim. Ya ben söyledim derken bu tanımı söylüyoruz. Tek düzen hesap planının amir hükmü. Eğer bir şey ticari faaliyetin neticesinde elde edildiyse ticari alacakların içerisinde gösterilir ya da başka bir yerde gösterilir. Ticari olmayan alacakların içerisinde gösterilmez değerli arkadaşlar. Özellikle son zamanlarda yazılan ben bilimsel yani üniversite muhasebe kürsülerinde yazılan kitaplardan bahsediyorum. Oradaki yazılan kitaplarda 136 numaralı hesabı kullanan kimse kalmadı. Bakın kimse kalmadı. Kullandıkları hesap söyleyeyim, 192 nolu hesap iade alacaklarından bahsediyorum. Biz biraz sonra daha ileri gideceğiz. Başka bir hesabı daha yanına katarak sizinle ben paylaşacağım değerli arkadaşlar. Bu nedenle çok önemsiyorum buradaki şu tanımı. Ben buradan hareketle değerli arkadaşlar, yurt dışı alıcılar hesabını hepimiz biliyoruz. 120 nolu hesabın altı. Biraz önce söylemiştik. Biz dönem içerisinde buradaki temel özellik şu. Elbette ki benim bu anlattığım mal mukabili ödeme şeklinde göre bir ihracat şekli. Ya da vesait mukabili ödeme şekline göre, peşin ödeme şekline göre ihracatta alacak falan kalmıyor. Sadece bir bedel Türkiye'ye malı göndermeden önce geliyor. Orada ortaya çıkacak olan kambiyo kar zararını, yani kambiyo karı çıkarsa farklı bir hesaba, zarar çıkarsa da 780 nolu hesapla muhasebeleştiriyoruz değerli arkadaşlar. Onu da 340 nolu hesapla ilgili birkaç cümle söylemeye kalkarsa gel, söylerim burada. Değerli arkadaşlar, örnek problem var ama ben örnek problemi, bu örnek problemi bizim hem sürekli envanter hem de aralıklı envanter yöntemine göre çözülmüş bir problem. Ben bu problemi pas geçiyorum değerli arkadaşlar. Çünkü hepiniz biliyorsunuz. Alacakları da pas geçip ama 128 nolu hesaba geleceğim. 128 nolu hesapta şüpheli ticari alacaklar ve 129 nolu hesap şüpheli ticari alacak karşılığı hesabı. Değerli arkadaşlar, şüpheli ticari alacak, şimdi söylüyorum, ticari ve zirai kazancı ilişkin ve sınai kazancı ilişkin alacaklardır. Bunun dışında alacaklar için karşılık ayrılmaz, ayrılır. Ama o zaman hiç bu hesaplarla muhasebeleştirilmez, 138-139 nolu hesaplarla muhasebeleştirilir, kanunen kabul edilmeye giderdir. Şimdi dış ticarette ne ilişkisi var? Ya şu anda Irak'ta bile yoruz da Suriye'ye insanlar ihracat yapıyorlar. İhracat ertesi gün gelmeyebiliyor. Yani ya adam oluyor ya şirket batıyor veya bir yiyin nedenleri var. Değerli arkadaşlar, belgelendirmek şartıyla yurt dışı alacaklarda karşılık ayrılıp gider yazılabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Bilgilerinize sadece yurt dışı alacakların karşılık ayrılıp gider yazıldığında dönem sonunda değerlemesi yapıldığında burası önemli. Dönem sonunda yani 31-12 tarihinde eğer ben yurt dışında şüpheli hale getirdiğim bir alacağım varsa, örneğin 10 bin dolar alacağım varsa, bu alacağı mutlak surette değerlemeye devam ediyorum. Değerleme yaptığımız zaman ortaya çıkacak olan kambiyo kar zararlarını, kambiyo kar zarar hesaplarıyla muhasebeleştirmiyoruz. 128 nolu hesabın ve 129 nolu hesabın maliyeti 128 ve 129'a koyarak eğer
kar çıkarsa yukarı, zarar çıkarsa aşağıya indiriyoruz değerli arkadaşlar. Kambiyo kârları hesaplarıyla muhasebeleştirmiyoruz. Özellikle onu bilgilerinize arz ediyorum. Yine değerli arkadaşlar, KDV hesaplarına gelince, hızlı hızlı geçeceğim bunları. Katma değer hesaplarını siz hepiniz benden iyi biliyorsunuz. Ama ben şunu arz edeceğim bilgilerinize. Sadece konuşmak için, bilgilendirmek için. Özellikle yüklenilen katma değeri değerli arkadaşlar, 191 nolu hesabın altında ayrı bir hesabı açarsanız, sizin için listeyi hazırlarken daha kolay olur. Biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. Artık listeleri internet ortamından siz kendiniz görüyorsunuz. Ben de giriyorum arkadaşlar, iade alıyor 0-1 kuruş için 10 kere beyanname değiştirmeye başladım hep beraber. Olmuyor mu? Başınıza gelmiyor mu? Geliyor, ben de biliyorum, geliyor. Dolayısıyla önem arz ediyor. Ben bunları sizinle ayrı ayrı konuşacağım ama şu 192 nolu hesapla ilgili söyleyeyim elbette. 192 nolu hesap iade alınacak KDV, tecil edilebilir KDV. Karşı tarafı da tecil edilecek olan katma değer 392 nolu hesaba geliyor. Ben yine şunu söyleyeceğim size. Bazı öğretideki kitaplarda katma değer iadesi alacaklarım 192 nolu hesaba taşınıyor. İadeye hak kazanıldığı andan itibaren 193 nolu hesaba aktarılarak oradan iade alınıyor değerli arkadaşlar. Şaşırmayınız diye, ya da bilenlerimiz bilir. Ben bilmiyorum, bir defa ben mi söylüyorum huzurunuzda, ama öğretideki kitaplarda şu anda 193 nolu hesaba kadar iade alacağını çekiyorlar. 192 nolu hesaptan da yaparsanız kimse size yanlıştır demez, ama 193 nolu hesabı, pardon 136 nolu hesaptan yaparsanız bilmiyorum yakışıklı düşer mi? Takdir de sizin bu anlamda. Değerli arkadaşlar, yine ben katma değer vergisindeki iade ile ilgili birkaç şeyi daha paylaşmak istiyorum. Önce istisnadan bahsedeyim. Biliyorsunuz dış ticarette ihracat katma değer vergisinden istisna oluyor. Şimdi istisnanın tanımı var. İstisna vergiye tabi olması gereken bir hususun yine vergi kanunları tarafından vergi dışı bırakılması olayıdır değerli arkadaşlar. Katma değer vergisindeki istisna da yine tam istisna ve kısmi istisna olarak ikiye ayrılıyor. Tam istisnaya istisna katma değer vergisi kanunun 11. maddesinde tam detaylı olarak yazılmış. Mal ihracı, hizmet ihracı, ihraç kredi çalışlar vesaire olarak siz zaten slaytları okuyorsunuz. Diğer tam istisnalar ise değerli arkadaşlar, görüldüğü gibi deniz, hava ve demir yolu taşıma araçları istisnası, limanlarda, hava meydanlarında yapılan istisnalar, teşvik belgeleri, makine teşvikatları için yardım şeyler, istisnalar, diplomatik istisnalar. Kısmi istisna ise değerli arkadaşlar, iade hakkı doğurmayan işlemler idi. Ama giderek günümüzde kısmi istisnalardan da iade hakkı doğmaya başladı. Hepimizin bildiği gibi. Yine değerli arkadaşlar, ben buradan itibaren tam istisnaları sizinle paylaşacağım. Özellikli konuları. Katma değer vergisi kanunundaki 11. ve 12. maddesi bu anlamda önem arz ediyor. 11. maddesi mal ihracı, hizmet ihracı, bavul ticareti, yolcu beraber eşya ihracı, ihraç kredi teslimler, biraz önce söylemiştik, dahilde işleme rejimi çerçevesindeki yapılan işlemler değerli arkadaşlar 11. maddede sayılmış. 12. maddede ise bir malın ya da hizmetin hangi şartlar altında ihraç edilmiş sayılacağını belirliyor. Önem arz ediyor elbette. Ben mal ve hizmet ihracına ilişkin değerli arkadaşlar 11. madde slaytımızda var, okumuyorum. Ancak değerli arkadaşlar, bu noktadan itibaren mal ihracındaki özellikli durumları ben ana başlıklarıyla seçtim. Sizinle paylaşmaya çalışacağım. İhracat istisnası ne zaman beyan edilir? Türkçesi bu. Birincisi bu. Değerli arkadaşlar, ihracat istisnası fiili ihracatın gerçekleştiği dönemdeki dönem beyanlamasıyla beyan edilir. Ancak ticari hayatta hep öyle olmuyor. Fiili ihraç faturaya bakıyoruz, biz Kasım ayına kesilmiş, veduva bakıyoruz, ihracat Aralık ayında ihraç edilmiş, mal Aralık ayında ihraç edilmiş. Bu durumda ben ne yapacağım? Nasıl muhasebe kaydı yapacağım? Şimdi söyleyeyim. Değerli arkadaşlar, bu durumda faturanın kesildiği ayda muhasebe kaydının yapılması zorunlu değil. Önce bunu aradık. Ancak muhasebe kaydı yaparsanız da gördüğümü söyleyeyim, 120 nolu hesabın borcuna yazamazsınız. Çünkü 120 nolu hesabı ben bile bile biraz önce nasıl söylenir, açtım, tanımını yaptım. Bize
Alacak hakkı doğurmuyor faturanın önceden kesilmiş olması. İhracat gerçekleşmemiş olabilir de. Kasım ayında faturayı düzenle, düzenle. Vazgeçti adam. Almadı. Bu durumda değerli arkadaşlar, Kasım ayında alacağımız bizim fiilen doğmadı. 120 oğlu hesaba yazılacak olan bedel, bir alacak fiilen doğmuşsa yazılacak olan bedeldir. Peki bu durumda ne yapılacak? Bu durumda değerli arkadaşlar, bizim önerimiz. Takdiri size bırakıyoruz ve öğretide ilgili kitaplardakileri söylüyorum. Bu durumda değerli arkadaşlar, 380 gelecek aylara ait gelirler, 181 gelir tahakkukları hesaplarını kullanarak muhasebe kaydını yapıyoruz. Şimdi dikkat edin. Ama özel bir şey söyleyeceğim. Ben faturayı Kasım ayında düzenledim. 10 bin dolarlık faturayı 1 lira 50 kuruştu. Vallahi 2 lira çıktı Aralık ayında. 5 lira ne oldu? Kambiyo kârı çıktı değerli arkadaşlar. Bu pislik bir kambiyo kârıdır. Böyle bir kâr yoktu. Bunun bu kâr muhasebeleştirilmez. Şimdi arz ediyorum. 181 numaralı hesap bile 380 numaralı hesap geçici hesaplardır. Bakın geçici hesaplardır. Geçici hesaplar bir döneme ait 190 numaralı hesapta olduğu gibi. Bir döneme ait bilgileri sonraki bir döneme taşıyan hesaplardır. Kasım ayındaki bilgileri Aralık ayına taşıdı. Aralık ayında fiili ihracat olduğu zaman kendi içinde ters kayıtta kapatırsınız değerli arkadaşlar. Çünkü gelir tablosuna bakarsanız düzenleme ilkelerine henüz gerçekleşmemiş gelirler gerçekleşmiş gibi gelir tablosuna aktarılamazdır. Bu nedenle ben bazı kitaplarda görüyorum. Muhasebe kaydı, kambiyo kârı hesaplıyorlar. Kambiyo kârı falan hesaplamıyoruz değerli arkadaşlar. Özellikle bir kere daha arz ediyorum. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Yine değerli arkadaşlar, ihracat bedelinin hangi kuru uygulanır diyor, deniliyor. Vedip takire bakıyoruz değerli arkadaşlar. Merkez Bankası alış kuruyla fiili ihraç tarihinden bu kuru baz alıyoruz. Onun için ikisini birbirinden ayırdım. İntaş tarihinde bu kuru bazı arkadaşlarımız baz alıyorlar. Bilgilerinizde eğer farklılık varsa, yoksa zaten ikisi beraber aynı şey olmuş oluyor. Yurt dışında satılmak üzere mal gönderilmesi değerli arkadaşlar. Bu da önemli. Yurt dışındaki şubelere, komisyonculara mal gönderilmesi halinde bu bir ihracattır değerli arkadaşlar. Genel esaslara tabi edip bilgilerinizde. Yurt dışındaki müteahhitlerin yurt dışında inşaatlara makine ve teçhizat göndermesi ise değerli arkadaşlar. Burada görüldüğü gibi siyah yaptı, bilmiyorum arkada nasıl gözüktü. Geçici olarak götürülenler istisnadan yararlanamaz. Ama geçici olarak götürülmeyenler değerli arkadaşlar ihracat istisnasından yararlanır. Yurt dışında geçici ihraç yolu ile çıkartılan malların satılması hali. Bu durumda değerli arkadaşlar, yurt dışına geçici ihracat yoluyla çıkarılan malların yurt dışında iken satılması halinde fiili ihraç tarihi malın geçici ihracatının yapıldığı tarih olmakla birlikte katma değer vergisi kanunlarından ihracat istisnası kesin ihracat ile ilgili gümrük beyannamesindeki intaş tarihine ilişkin belgilendirme döneminde beyan edilir. Ne yazık ki burada da intaş tarihi geçiyor. Tamam. Bu da benim hatam. Eğer aynıysa doğru. Şimdi transit ticarete gelince değerli arkadaşlar, transit ticaretle ilgili çok soru geliyor. Transit ticaret bizim vergimizin katma değer vergisi kanunu açısından konumuza girmiyor. Çünkü katma değer vergisi kanunu birinci maddesi diyor ki Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki ticari, sınai, serbest meslek ve zirai faaliyet katma değer vergisine tabidir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gerçekleşmeyen olaylar katma değer vergisine tabi değildir diyor değerli arkadaşlar. Bu nedenle bizim konumuzu oluşturmuyor bilgilerinize. Yine ihracat sayılan yurt içi satışlar, bu zaman zaman karşılaştığımız önemli bu konu. İhracatı teşvik mevzuatı hükümlerine göre bazı yurt içi satışlar ihracat olarak değerlendirilmektedir. Ama katma değer vergisine tabidir. Yine millileşmiş malların satışı var değerli arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti içinde bulunmayan malların satışı katma değer vergisi kanununun birinci maddesine bir önceki söylediğim şekilde girmemektir. Ancak girmemektedir. Ancak teslim anında Türkiye'de bulunan fakat millileşmemiş malların yurt dışına satışında KDV uygulanmaz değerli arkadaşlar. Burada örnek bir batık gemiyle ilgili örnek var. Burada bilgilerinizi arz ediyorum. Sınır ve fiil ticareti de yine konumuza giriyor. Aynı sermaye ihracı ben biraz önce söylemiştim değerli arkadaşlar. Sermaye hareketlerinden bahsederken aynı sermaye ihracı ihracat istisnasından yararlanır değerli arkadaşlar. Posta yoluyla yurt dışına mal gönderilmesi hali. Özellikli konular bunlar. Gümrük beyanname düzenlemek şartıyla
gönderildiği zaman istisnadan yararlanır değerli arkadaşlar. Hocam bir ekleme yapabilir miyim posta yoluyla ilgili? Evet. Yeni bir düzenleme var arkadaşlar posta ve kargo yoluyla ilgili. Kargo şirketi ihracatı gerçekleştirdiği zaman kargo şirketinden alınacak deklarasyonla ihracat gerçekleştirilmişse diyor, dış ticaret işlerinin kapsamında muhasebeleştirebiliyoruz ve KDV yansısından faydalanıyoruz. Ve ekstra bir bilgi olsun. Bazı durumlarda günlük çıkış beyannamesi düzenlenmesine gerek bulunmuyor. Kusura bakmayın hocam. Teşekkür ediyorum. Arkadaşımın bilgilerinden devam ediyorum ben. Gümrük hattının dışındaki satış mağazaları var. Değerli arkadaşlar, bu mağazalara yapılan satışlar katma değer vergisi kanunu istisna uygulanma Türkçesi bu. Ancak mağazalardan alışveriş yapan kişiler için katma değer vergisi kanunu 16'ya bir cep bendinde istisna uygulanır. Biz oraya mal satarken istisna uygulanmıyor ama oradan mal alırken istisna var değerli arkadaşlar. İhraç edilen mallara dahil olma tarihi. Bu aslında bunu biraz önce konuştum ben. Hatırlarsınız. Değerli arkadaşlar, ihraç edilen mallar istisna edildiğinde, dahil olma tarihinde. Şöyle bir şey paylaşayım. İç gümrüklerden malın ihraç edilmesi halinde hali ihraca sayılmaz. Mutlak surette dış gümrüklerden olması lazım. İç gümrüklerden malı ihraç ettiniz, yolda kaza meydana geldi, değerli arkadaşlar istisnadan yararlanmaz. Ancak siz malı Türkiye Cumhuriyeti gümrük hattının dışına çıkardıktan sonra eğer değerli arkadaşlar bir olay meydana geldiyse, mal dahi olmuşsa siz iadenizi alırsınız. Hiçbir engel teşkil etmez. Bilgilerinize. Yine değerli arkadaşlar vade farkları ile ilgili bir uygulama var. Görüldüğü gibi ihracatçının sonradan vade farkı uygulaması ve bu fark ile ilgili yurt dışındaki alıcı adına fatura düzenlenmesi halinde istisna hesabı tutulmuş olan vade farkı için KDV hesaplanmaz değerli arkadaşlar. Şimdi mal ihracında istenecek olan belgeler görüldüğü gibi bunları hepimiz biliyoruz. Bir dilekçe, limit altı ve limit üstü var biliyorsunuz. Limit üstü işlemlerde dilekçe, gümrük beyannamesi, satış faturası, indirecek KDV ve yüklenen KDV'nin yanında teminat inceleme raporu ya da yeminli mali müşavir tasdik raporu aranıyor değerli arkadaşlar. Hizmet ihracına gelince. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Elimdeki bu kişiyi görüyorsunuz. Biz bunu gümrüğe gönderiyoruz, gümrükte bunu sağına soluna memur bakıyor, muayene ediyor. Biz buna intihar tarihi tanımını verdik biraz önce. Uçağına bindi gitti, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları dışına gitti, problem bitti, ihracat gerçekleşti. Halbuki değerli arkadaşlar, hizmet ihracında öyle değil. Hizmet ihracında siz bir hizmet yapıyorsunuz, faturayı koyuyorsunuz şeyin içerisine, ondan sonra gönderiyorsunuz yurt dışına. Herhalde giderken gümrük memur bakmıyor bunun içerisinde ne var ne yok diye. Bu önem arz ediyor değerli arkadaşlar. Yani Türkçe şu. Hizmet ihracı ne zaman ihracat sayılır, hangi şartlarda ihracat sayılır ya da sayılmaz ya da hangi dönemde beyan edilir, hangi dönemde iadesi beyan edilir. Bunlar önem arz ediyor değerli arkadaşlar. Ben hizmet ihracını ayrı ayrı açtım ama tamamını okumayacağım, sadece ana başlıklarını okuyacağım. Birincisi şu, hizmet yurt dışındaki müşteri için yapılmalıdır. Birinci şart bu. İkincisi, fatura yurt dışındaki müşteri için onun adına düzenlenmelidir değerli arkadaşlar. Şimdi burası önem arz ediyor. Hizmet bedeli Türkiye'ye getirilmelidir. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Hizmetin gerçekleştiği dönemde biz örneğin Kasım ayında hizmet yapmışsak istisnadan yararlanıyoruz. Kasım ayı beyannamesiyle beyan ediyoruz. 113 nolu katma değer vergisi beyanname genel tebliğine göre değerli arkadaşlar. Eğer bunu iade olarak ihracat istisnadan yararlanıp iade almak istiyorsak bu defa dövizi Türkiye'ye getirmek zorundayız değerli arkadaşlar. Onun için özellikle bunu da burada baz aldık. Slaytımızı aldık. Yine değerli arkadaşlar, hizmetten yurt dışında yararlanılmalıdır. Bu çok önemli değerli arkadaşlar. Hizmetten yurt dışında yararlanılmak, şimdi katma değer vergisinde önemli bir vergilendirme kriteri vardır. İki tane, birisi destination dediğimiz ülke, diğeri ise orijin ülkesi. Destination ülkesi varış ülkesinde vergilendirme, orijin ülkesi çıkış ülkesinde vergilendirmedir. Değerli arkadaşlar, buradaki diğer önemli bir kriter de bu hizmetten nerede yararlanıldığı önemlidir. Eğer hizmetten Türkiye'de yararlanılıyorsa bu hizmet ihracı falan değildir. Yurt dışında yararlanılması lazım. Şimdi bununla ilişkin siz burada okurken ben anlatırken herhalde şuradaki
Sivas'taki örneği okuyorsunuz. Bu örnekler değerli arkadaşlar tebliğlerden alınmadı. Orada hepimizin bildiği tebliğlerden alınma örneklerdir ve doğru örneklerdir. Biz bakacağız. Hizmetten nerede yararlanılıyor? Eğer Türkiye'de yararlanılıyorsa katta değerden biraz istisnadan yararlanamaz değerli arkadaşlar. Yararlandığı yere bakacağız. Burada örnek problem var. Ben örnek problem yani şeyle ilgili uzun bir problem var hizmet ihracına ilişkin. Bu problemi has geçiyorum ama buraya bırakacağım elbette. Hizmet ihracında işlenen belgeler değerli arkadaşlar yine slaytımızda olduğu gibi. Ben bavul ticaretini falan şimdi pas geçeceğim. Değerli arkadaşıma anlattıracağım onu. Bavul ticaret, evet bavul ticaretini geçiyoruz. Bayağı varmış değil mi? İhraç kaydıyla teslim. Değerli arkadaşlar, ihraç kaydıyla teslimi ilişkin çok yaygın şekilde kullanılıyor. Katma yine 11'e C bendinde katma değer vergisi kanunu. İki taraf var. Bir tarafta ya şey, başımdan geçeni söyleyeyim. Sizde uyandırmak için. Dilerim sizde yoktur. Kendim ihale aldığım bir firmanın ihraç kredi benim firmam satış yapıyor. O gözünü sevdi. Gidiyor 191'de indirim kurusu yapıyor. Ve söyleyeyim. Bizim iadeyi vermediler. Ya benim hakkım. Dilerim sizde yoktur. Karşılaşmazsınız. Çok önemli. Bu ne demektir biliyor musunuz? Muhasebeci arkadaşımın güzelliği demek. Ben öyle söyleyeyim. 191'de evinin konusu yapmış değerli arkadaşım. Ben alt incelemede yakalayamadım. Ama bunun bir yeni sebebi var. Söylemeyeyim de en önemli sebebi yanımızda çocuklar alın yazın çocuklar diyoruz. Çocuklar da yazıyorlar. Nereden bilsin çocuklar? Bunu önemsediğim için kendi hatalarımızı da ne diye karşılaştığım konularda sizinle paylaşıyorum. Şimdi bu slaytımızda görüyorsunuz. İki taraf var. Birisi imalatçı, birisi ihracatçı. Değerli arkadaşlar, ben sadece özellikli durumlarına fazla girmeyeceğim. Şöyle alayım, imalatçıyı hepimiz biliyoruz değil mi? 27 nolu tebliğde. 27 nolu tebliğde imalatçının tanımı yapılmış değerli arkadaşlar. Ama adamın 100 tane makinesi var, bu şartları taşımayıp da o fasoncu oluyor, imalatçı olmuyor. Özellikle arz edeyim bilgilerinize. Git makine parkına sahip olması lazım. Şey vardı neydi en az 5 işçi çalıştırması lazım onu kaldırdılar. Sonra sanayici belgesine sahip olması lazım. Kapasite belgesi, evet, makine parkı gibi örnekler. Değerli arkadaşlar ben bu noktada tabii bir örneği sizinle paylaşacağım. Örneği paylaşacağım ama gördüğünüz gibi burada yurt içi satışta, ilaç kayı satışta, indirece KDV ve KDV oranı var. Şimdi bunu neden paylaşacağım? Değerli arkadaşlar şu yaptığımız çalışma bizim aslında beyannamenin kendisidir. Dolayısıyla görüldüğü gibi örneğimizde 193 nolu hesabı kullandık. 192 nolu hesap. Bu örneği hiçbir kitapta bulamazsınız. Önce arz edeyim. Şimdi bizim örneğimizde var. Buradaki yurt içi satışta teslim bedeli dediğimiz şey değerli arkadaşlar ihraç kayıtlı satış da yurt içi satışın kendisidir. Yani 601 nolu hesabı kullanmıyoruz. Kullanmama nedenimizi özellikle de hanımla beraber söyledik. Tecil edilebilir KDV'yi söyleyeceğim. Tecil edilebilir KDV değerli arkadaşlar. İmalatçının faturası üzerinde hesapladığı ancak ihracatçıdan almadığı katma değer tecil edilebilir KDV'dir. Tecil edilecek olan KDV ise eğer katma değer beyannamesini yaptığımız zaman vergi dairesine ödenmesi gereken bir vergi çıkıyorsa katma değer ona biz tecil edilecek katma değer diyoruz ve 392 nolu hesapla muhasebeleştiriliyor. İade alınacak katma değer ise değerli arkadaşlar tecil edilebilir KDV ile tecil edilecek katma değer arasındaki farktır değerli arkadaşlar. Bu formülü uyguladığınız zaman ihraç kaydı satışta siz iade alacağınız katma değerin hesabını yaparsınız değerli arkadaşlar. Bu nedenle de bu örneğimi sizinle paylaştım değerli arkadaşlar. Şimdi katma değer vergisindeki iade kısa kısa 3 şekilde iade alınabilir. İndirim yoluyla iade, mahsup yoluyla iade, nakden iade. İndirim yoluyla iadeyi söylediğimiz zaman bazı arkadaşlarımız tepki veriyorlar. Biz iade almak için hiçbir belge düzenine falan uymamıza gerek yok. Yapmıyoruz zaten. 191'deki yüklendiğimiz katma değeri 190 nolu hesaba devreden katma değer atarak indirim yoluyla iadeyi kullanmış oluyoruz değerli arkadaşlar. Yine bu slaytımızda mal ihracı, bavul ticareti ve benzerlerine ilişkin aranan belgeler
listesi değerli arkadaşlar. Bunları da pas geçiyorum. İndirim yoluyla iadeyi, ancak mahsuben iadeyle ilgili birkaç cümleyi söyleyeceğim. Mahsuben iade değerli arkadaşlar sırayla ben söylüyorum. Şimdi yani hangi sıra, hangi silsile takip edilecek ki mahsuben iade alınabilsin? Önce bir kere kendi vergi borcuna, sonra ortakların vergi borçlarını, eskiden satıcılar da vardı, biz de ondan yararlanıyorduk. Şimdi onlar kaldırıldı, elektrik ve doğalgaz borçlarına, doğalgazlar herhalde değil mi, elektrik borçlarına mahsup edilebiliyor değerli arkadaşlar. Bunu özellikle bilgilerinize arz ediyorum. Elimdeki örnekte tam bir iade problemi var değerli arkadaşlar. Bu örnekte şu verilerde hem mahsuben iade, vadesi geçmiş, vadesi geçmemiş vergilerden iadenin muhasebe kayıtları, yevmiyeleri var. Bu yayınlayı kayıtlarını da değerli arkadaşlarıma vereceğim. Onlar da bunu yayınlayacaklar diye düşünüyorum. İhraç edilen malların geri gelmesini iki şekilde söylemiştik. Bir gümrük kanunu, bir de katma değer vergisi kanununa göre söylemiştik. Ben internet hesaplarını değerli arkadaşıma bırakıyorum. Biraz zamanı çaldım ama şöyle bir geçeyim. Çok önemli birkaç konuyu sizinle paylaştıktan sonra değerli arkadaşlar konumu bitireceğim. Değerli arkadaşlar, katma değer ihracatta gider hesaplarını önce gelir hesapları ile ilgili konuşalım, sonra gider hesaplarını da birkaç cümleyle paylaşacağım, konumu bitireceğim. Değerli arkadaşlar, gelir hesapları söylemiştim, sadece 601 nolu hesap var idi tek başına kullanılan, bunun dışında herhangi bir gelir hesabı yok. Diğer gelir hesapları bizim bildiğimiz mevcut gelir hesapları, yani 601 işte 646, 656 pardon 656 nereden çıktı? İkisi var. Başka da bir şey kalmadı. Şu anda hızlı konuşurken aklıma onlar geldi. Biraz sonra başkaları gelebilir. Bizim sıvayetimizde gelirin tanımı var ve gelir tablosunun tanımı var. Gelir tablosunun hesapları var. Ama ben özellikle 602 nolu hesap üzerinde biraz durmak istiyorum değerli arkadaşlar. 602 nolu hesapta görüldüğü gibi biraz devlet sübvansiyonları var, vade farkları var. Alınan iskontolar, ihracat teşvik primleri ve en önemlisi değerli arkadaşlar devlet yardımları. Şimdi devlet yardımları ile ilgili hemen ana başlıklarını sizinle paylaşacağım değerli arkadaşlar. Devletin ihracatçıya sağladığı yardımlar yurt dışında mağaza, işletme ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili yardımlar var. Bu şu anlama geliyor. Örnek burada var değerli arkadaşlar. 30 bin dolara kadar normal şirketlerden bahsediyorum. 30 bin dolara kadar demirbaş yıllık kiralarda 60 bin dolara kadar tekrar dış ticaret şirketlerinde 40 ve 80 bin dolara kadar olan tutarların %50'sini değerli arkadaşlar devlet karşılıyor. Bu devlet yardım. Bunun muhakkak problemleri var. Yine söylediğim gibi hep taşı size atıyorum. Sizin kucağınızda kaldı. Ben yerine karışmıyorum. Yine pazar araştırmaya yönelik yardımlar var değerli arkadaşlar. Çevre koruma yardımları var. Devlet yardımlarından bahsediyorum buradan. Buralarda herkes yardım alıyor değerli arkadaşlar. ARGE yardımları var. ARGE yardımları, personel yardımları, patent başvuru giderleri, ARGE giderleri. Yine alet teçhizat ve eğitim giderleri değerli arkadaşlar. En önemlisi ARGE yardımları içerisinde. Arzu gibi eğitim yardımını söylemiştim. Uluslararası nitelikçi ihtisas finanslarına ilişkin yardımlar var. İstihdam oluşturmaya ilişkin yardımlar var. Bir de tarımsal yardımlar var değerli arkadaşlar. Ben tarımsal yardımlardan nereye yararlanır? Değerli arkadaşlar isim isim tek tek saydım burada. Yani slaytımızda var tamamı. Sebzeler, kurduğunuz sebzeler, meyveler, dondurmalar, reçeller, ballar vesaireler tadı damağınızda kaldı. Açtı inşallah. Geçeyim şuraya. Bunları açıklayacaklarsınız biraz sonra. Simit de isterler birden. Yurt dışındaki milli veya bireysel düzeyde gerçekleştirilen katılımların desteklenmesi var. Değerli arkadaşlar, devlet yardımlarını veren kuruluşlar, dış ticaret müsteşarlığı, ihracat geliştirme enstitüsü, ihracat işçi birlikleri, kalkınma vakfı, Türkiye Patent Enstitüsü, TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, değerli arkadaşlar, yardımları yapıyorlar. Şuradaki örneğimizde tam bir tipik bir problem vardı. Bu problem burada çözülmüştür değerli arkadaşlar. Devlet yardımını aldığımız zaman nasıl muhasebe kaydını yapacağız? Bu önemli. Bu örneğimizde var değerli arkadaşlar. Ben buradan itibaren gider hesapları ile ilgili de yapacağım. Ondan sonra sizi arkadaşıma bırakacağım. İhracatta gider hesapları tek başına yok demiştik değerli arkadaşlar.
Ne üretilen, pardon, satılan mamül hizmet maliyetine ilişkin herhangi bir hesap yoktur. Ancak değerli arkadaşlar, şöyle gideyim ben. 760 nolu pazarlama satış dağıtım giderlerini en fazla kullanıyorlar. En fazla diyorum, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, 760'daki dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlerde değerli arkadaşlar biz şeyi kullanacağız. Şöyle ben açayım. Hepsi var ama giderleri kullanacağız. Başlıca gider hesapları navın gideri değerli arkadaşlar. Sigorta gideri en önemlisi gümrük müşavirinin gideri. Şimdi değerli arkadaşlar gümrük müşavirinin gideri ne yazık ki hem ben ithalat yapan ne yazık ki kelimemi geri alayım şimdi. Hem ithalatta hem de ihracatta değerli arkadaşlar ben bakıyorum. Siz de görüyorsunuz. 770'li arkadaşım genel yönetim giderlerine yazıyor. Gümrük komisyoncusunun makbuzunu. Değerli arkadaşlar gümrük komisyoncusunun makbuzu ithalatta maliyet hesabıdır. İhracatta ise değerli arkadaşlar 760 nolu hesapla muhasebeleştirilir. Önemli olduğu için söylüyorum. Neden söylüyorum? Arkadaşlar bu meslek denetime gidiyor artık. Birileri siz doğru sanıyorsunuz. Ben doğru sanıyordum. Kendim adıma söylüyorum. 15 sene doğru yaptığım şeyin bir denetimden geçtikten sonra 15 yıl sonra yanlış olduğunu gördüm. Bana da söyleyen 22 yaşında abimiz idi. Ben o zaman 45 yaşındaydı. Dedi ki yanlış yapmışsın dedi. Dedim ki elini öpeyim. Bu kadar net. Çünkü öğrenmenin yaşı vesairesi yok değerli arkadaşlar. Önemli bulduğum için söylüyorum. Banka giderleri, ödeme komisyonlar ve en önemlisi götürü giderler. Ben götürü giderle ilgili özel bir şey söyleyeyim değerli arkadaşlar. Götürü gider, kapital vergisi kanunun 41. maddesinde düzenlenmiş, kimler yararlanıyor görüyorsunuz, belgesiz giderler götürü giderden yararlanıyor. Belgeli gider zaten gider. Ama dönüyor ki burada, top bedelinin 1/5'ini açmayacağız. Şimdi, bunlar değerli arkadaşlar, yararlanacak olanlar da görüldüğü gibi ihracatçılar yararlanıyor. Şimdi, örnek problem var burada, sadece kısa bir şey söyleyeyim. 50 bin liralık ihracat yapmış birisi, 250 bin lira götürü giderini işte 1/5'ini hesaplamışız, 250 lira direkt götürü gider olarak yazılmış. Alttaki örnek biraz karışık. Alttaki örnekte bir sıfır 90 bir türlü düzeltemedim şu programı, pardon ben yazmasını bilmiyorum affedersiniz. Çocuklara yazdırdığım için bir sıfır 90 yazmışlar, gittiğim yerlerde gelirken düzelttiğim için bile beceremedim. Beceren arkadaşım gelir yazar. Oradaki rakam 600 değil 600 bindir. Şurada 600 bin liranın gördüğünüz gibi 1/5'i 3 bin lira yapıyor. 7 bin lira toplam gideri varmış firmanın. 2500 lira belgesiz gideri varmış. 4500 lira belgesiz gideri varmış. Şimdi dikkat edin. 3 bin liralık kısmını 1/5'ini bulduk. Doğrudan gider yazıyoruz. Aradaki 1500 liralık kısmı gider yazamıyoruz. Gider yazabildiğimiz kısım görüldüğü gibi 760'a ben 689'u kullanmışım. Kanunen kabul edilmeyen gider olarak siz değerli arkadaşlarım hangisini kullanıyorsanız onu kullanabilirsiniz. Takdiri size bırakıyorum. Diğer giderlere gelince değerli arkadaşlar konsolosluk harçları, menşe şehadetnameleri, gözetim giderleri, yükleme tarife giderleri, analiz giderleri ve yurt dışı seyahat giderleri değerli arkadaşlar. Gerçek giderler var. Gerçek giderler onu söylemiyorum. Kendisi kanunun 44. maddesindeki seyahat giderlerinden bahsediyoruz. Yine hemen altında numune giderleri var. Numune giderlerine değerli arkadaşlar gider olarak yazabiliyoruz. Reklamasyon giderine gelince değerli arkadaşlar. Burada bir özelge var. Özelgeye göre belgelendirmek kaydıyla. Ya yurt dışına ihraç ediyorsunuz. Karşı taraf diyor ki valla 10 bin dolarlık ihraç yaptınız. Ben de bu ceketin düğmelerini beğenmedim. 1000 dolarını kesiyor. Üç sözü bu. Rahat konuşalım. 1000 dolarını kesiyor, göndermiyor parayı kardeşim. Malı da göndermiyor. 9000 dolar gönderiyor, ben dosyayı kapatacağım, kapatamıyorum. Bu durumda yurt dışından belge almak kaydıyla ve reklamasyon gideri yazmak kaydıyla. Özellikle de öyle diyor değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2000 tarihinde verilmiş. Bu özelliğe göre değerli arkadaşlar, bu tür giderleri reklamasyon gider olarak kaydedebilirsiniz. Reklamasyon giderlerini bazı arkadaşlarımız 760'da, bazı arkadaşlarımız İskonto gibi 611 nolu hesapta kullanmışlar. Takdiri size bırakıyorum. Siz nerede yapıyorsunuz? Bunu da bilmiyorum açıkçası. Ödeme şekillerine göre ihracat biçimlerini anlatmıyorum değerli arkadaşlar. Yok hepsini geçiyorum abi. Ben sizi affedersin. Afrika sığınıyorum. Mesajı alınıyor buradan. Değerli arkadaşlar birkaç şey daha söyleyeceğim. Ondan sonra da ara verip
değerli arkadaşlarıma. İthalat, ihracat kredileri, birkaç cümle söyleyeceğim. İhracat kredileri değerli arkadaşlar, ihracatın finansmanında kullanılan kredilerdir. Bu krediler değerli arkadaşlar, banka kredileri vardır görüldüğü gibi. Bir de banka dışı krediler vardır. Banka kredileri, özellikle Eximbank kredisinden bahsediyorum. Ben Eximbank kredisi kullanılmayacak olan ihracat şekillerini duyuruyorum değerli arkadaşlar. Bakın çok önemli burası. Her ihracatta Eximbank kredisi kullanılmıyor. Gördüğümde ya ben niyakiye dönüyorum ki. Transit ticaret, takas ve defi ticaret, bağlı muamele ve sınır ticareti, geçici ithalat ve ihracatta değerli arkadaşlar, Eximbank kredisi kullanılmıyor. Özellikle bunu arz ediyorum bilgilerinize. Önemli bulduğum için söylüyorum. Yine değerli arkadaşlar, dışarıdan kullanılan peşin ödeme söylemiştim ilk ders saatimizde konuyu konuşurken, red clause'lu ve prefinansman kredileri, banka kabulü krediler, ihracatta kullanılan kredilerdir değerli arkadaşlar. Özellikle arz ediyorum bilgilerinize. Devam ediyorum ben. Factoring ve forfaiting var. Factoring'i biliyorsunuz. Siz ihracat yapıyorsunuz. Paranızın vadesine var. Gidiyorsunuz factoring şirketinden para alıyorsunuz. O factoring firması kendisi gidip parasını sonra alıyor. Ben böyle söyleyeyim. Herhalde dilim döndüğünce size anlatmışımdır. İthalat kredilerine gelince ama var mı senin elinde? Yok. Yok. İhracat kredileri gayrimakti krediler var değerli arkadaşlar. Kabul ve aval kredileri var. Şekil biçimlerini söylüyorum. İthalat garanti kredisi var değerli arkadaşlar. Ve vadeli akredisi kredisi var değerli arkadaşlar. Örnek problemi değerli arkadaşlarıma veriyorum. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi hocam hep takılıyor. Ben izninizle kürsüden indim. Yani rahat göresiniz diye. Burada bulununca da bir tepki var ama hala bana bakıyor hocam. Gerçekten. Tabii hocamın çalışması çok akademik bir çalışma. Bilmek istersiniz belki 390 slide arkadaşlar. 390 slide'ı bu kadar kısa sürede toparlayıp bize sundukları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Hocamızın bir bahisle 22 yaşındaki bir arkadaşımızdan bir takım şeyleri öğrendik. Öğrenmenin yaşı yoktur dedi. Ve burada mesleğimizin denetimle ilgili bölümünde de gelen süreci anlatmaya çalıştı aslında. Biliyorsunuz dönem sonu seminerleri düzenledik oda olarak. Orada Zeki Gündüz hocamız bu denetimle ilgili güzel şeyleri paylaştı. Orada benim de ilgimi çeken bir konu biliyorsunuz e-defter, e-fatura sistemi ve e-devlet sürecine girdiğimizde denetim aslında artık e olarak yapılacak aşikar arkadaşlar. Süreçte yapılan denetimler meslekteki kaliteyi ve meslekte hizmeti kaliteyi yapanı öne çıkaracaktır. Burada en küçük hatanın birebir yakından takip edileceği bir sistem kurulmak üzeredir. Orada denetimin elektronik olarak ortaya çıkmasının bir nedenlerinden bir tanesi de merak diye bir bölümü sundu hocamız. Merak şirketlerin olarak takip edilerek sektörel olarak kendi farkındalık veya o ayki cirolarının yüksekliği, düşüşleri, vergi ödeyip ödememeleriyle ilgili bir skala içerisinde sepete ayrılması ve bu sepetten de sektörel olarak bunların denetimini öngörmekteler. Öngördüklerini anlattı. Tabii ki e-faturaya geçildiğinde ve e-deftere geçildiğinde de gerçekten denetimin olarak önümüzde tehlike demeyeyim bir farkındalık olduğunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Belki önümüzdeki süreçte bu sürece nasıl hazırlanmalıyız, nelere dikkat edilmeli, bununla ilgili yapılacak işlemler ve kendi hazırlıklarımızın neler olabileceği konusunda da belki bir eğitim düzenlemeyi düşünüyoruz önümüzdeki süreçte. Bu da bir önemli atılım olacaktır. Çünkü bizi bekleyen tehlikeler demeyip engelleri de sizlere sunmak istiyoruz ve bu konuda da sizi aydınlatmak istiyoruz. Evet hocam teşekkür ediyoruz. Mola verelim mi arkadaşlara? Devam edelim isterseniz. Sayın Egemen Çıtak arkadaşımızın sunumuna geçeceğiz. Olurum Mustafa. Mustafa önce bir iki şey var bahsedelim. Tabii.
Sayın Yönetim Kurulu üyeleri, sevgili meslektaşlarım, öncelikle geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum. Tabiri caizse Adem Üstad rüzgar gibi geçti. Biz de sizlere faydalı olabilirsek ne mutlu. Adem Üstad'ın ihracat içinde bahsetmediği, daha doğrusu bana pasladı, bavul ticareti ve yolcu beraberinde eşyadan biraz bahsedeceğim sizlere. Bavul ticareti demir perde ülkelerinin, daha doğrusu Rusya'nın dağılmasıyla beraber çok önemli bir ihracat kalemi olarak yerini almıştı 2000'li yıllarda. 2008 yılından itibaren, ki 2008 yılında bavul ticaretiyle ilgili inanılmaz sorular gelmeye başladı. Bunun üzerine bir çalışma yaptık şirket olarak. Bu çalışmayı da ben yürüttüm. Ancak 2008 senesinden sonra da belli derecede bavul ticaretinin artık ihracat içindeki işlerliği değerini ve önemini yitirdi diyelim. Bununla birlikte bavul ticareti ve yolcu beraberinde eşya teslimi konuları öne çıktı ve birbiri içine geçişti aslında. 43 ve 61 nolu tebliğlerle. Geçiş derken şöyle, meslek mensubunun uygulamasında aslında bir takım sıkıntılar olmaya başladı. Meslek mensubu iki uygulamayı birleştirmeye çalıştı. Halbuki 43 nolu tebliğdeki yolcu beraberindeki eşya teslimleri çok farklı özellikler arz ediyor. 61 nolu tebliğ kapsamındaki bavul ticareti adı altında incelediğimiz ihracat teslimleri çok farklı özellikler arz ediyor. Ben bunlardan kısaca bahsediyorum. Bavul ticareti özelinde daha sonra ikisinin arasındaki ayrımı size vereceğim ve takdirlerinizi sunacağım. Bavul ticareti öncelikli olarak katma değer vergisi kanunu 11.1b maddesinde düzenleniyor. Yalnız KDV iadesi hükümleri 11.1a maddesi kapsamında, yani ihracat maddesi kapsamında değerlendirilmekte. Bavul ticareti yapabilmek için öncelikle bir istisna izin belgesi alınması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Yani ben bavul ticaretine konu bir teslimde bulunacağım diye ürün teslimi gerçekleştiremiyoruz. Öncelikle bunun mali idareden bir izin belgesi alınması gerekiyor. Bu izin belgesi de mükellefiyeti, KDV mükellefiyeti olan firmalar ve haklarında sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmiş ve kullanılmış kullanma raporu bulunmayan firmalara veriliyor sevgili meslektaşlarım. Daha sonrasında izin belgesini aldık, bir özel fatura bastırmamız gerekiyor. Bu özel fatura normal faturalardan ayrı bir fatura. Bu özel faturanın basımları da Maliye Bakanlığı'nın tebliğlerine 257 ülkeler 257 madde vergisi kanunu 257. maddesine tabii. Özel fatura 5 nüsa olarak düzenleniyor bavul ticaretinde ve muhakkak suretle alıcının pasaport numarasının özel faturada yer alması gerekiyor sevgili üstadlar. Bu bir gereklilik. Bunun haricinde ihracatta konu, yani bavul ticareti kapsamında teslim edeceğiniz ürünlerin bedeli minimum 800 lira olması gerekiyor. 2013 yılı için her yıl Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan yeniden değerleme oranında bu tutar artmakta. Özellikle bir konu, bildiğiniz üzere Adem Hocam da üzerinden geçti. İhracat teslimlerinin tasarrufu serbest şu anda. Yalnız bavul ticaretinde ve hizmet ihracatında döviz alım belgesine, ihracat tutarlarının döviz alım belgesine, daha doğrusu teslim tutarlarının diyelim, teslim tutarlarının döviz alım belgesine bağlanması zorunlu bulunmakta. Hizmet ihracatında bunu biraz daha yumuşattılar. Bankalardan alınacak teyit yazılarıyla da artık döviz alım belgesine bağlanmaksızın istisnada faydalanılabiliyor. Ancak bavul ticaretinde döviz alım belgesi aranıyor, zorunlu bir unsur diyelim. Bavul ticareti kapsamında yapılan teslimler yine 3 ay içinde yurt dışı edilmeli. Yurt dışı edilen ürünlere ilişkin belirlemeler de gümrük idaresince yapılmalı diyoruz. Genel hatlarıyla bavul ticareti bu. 43 nolu tebliğ kapsamındaki, yani yolcu beraberindeki eşya teslimleri ise şu an herhangi bir AVM'ye gittiğiniz, alışveriş merkezine gittiğinde göreceğiniz tax free işlemler yapılabilir veya tax free tabelası gördüğünüz her yerde yapılan rutin işlemlerdir. Yolcu beraberinde eşya olarak düzenlenmekte kanunlarımızda. İkisi arasındaki farklılığı vereyim, bavul ticareti ve yolcu beraberinde eşya ile ilgili olarak.
zannediyorum daha açıklayıcı olacaktır. Yolcu beraberinde eşyada öncelikle özel fatura gerekli değildir. Yalnız bavul ticareti için gereklilik olduğundan bahsetmiştik. Özel fatura gerekli değildir demiştik. Yatırım yolcu beraberinde eşyada fatura KDV'li kesilmekte, KDV'li düzenlenmekte. Bavul ticaretinde KDV'siz olarak düzenleniyor sevgili meslektaşlarım. Yine yolcu beraberinde döviz alım belgesi gerekli değil. Bavul ticaretinde döviz alım belgesinin gerekli olduğundan bahsetmiştik. Bavul ticareti için mal bedeli 800 lira olacak, asgari 800 lira olacak demiştik. Yolcu beraberi için ise 100 lira sevgili arkadaşlar. Bunun sebebi de yine ikisi arasındaki farklılık, bavul ticareti daha çok ticari unsurlar içermekte. Yolcu beraberinde eşya ise kişinin kendi özel ihtiyaçlarını karşılayacak derecede ki teslimler olarak literatürde ve uygulamada yer alıyor. Bunun haricinde bavul ticareti kapsamındaki teslimler 3 ay içinde yurt dışı ediliyor, edilmeli ve 1 ay içerisinde ilgili faturalar 5 müsaadını olarak düzenlendiğini söylemiştik. Onaylanan faturalar satıcıya 1 ay içinde ulaştırılmalı demiştim. Yolcu beraberi için böyle bir unsur yok. Yolcu gidip tax free merkezlerinden, gümrükteki veya havalimanlarındaki bunu görebilirsiniz. Oralardan faturayı ibraz etmek şartıyla KDV'nin iadesini alabiliyor veya yolcu beraberinde eşya teslimi yapan firmaların çek uygulamaları da olabiliyor. Bu da bir parantez olsun. Belli çıkış kapılarından yapılıyor bavul ticareti. Yalnız yolcu beraberinde eşya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her gümrük kapısından çıkışı yapılabiliyor. Bavul ticareti kapsamında satıcılara ihraç kayıtlı satış serbest imalatçılar tarafından. Yalnız yolcu beraberi için ihraç kayıtlı teslimin söz konusu olmadığını söyleyelim. Eğer bir imalatçı bir ihracatçıya, yurt içinde bugün bir ihracatçıya bavul ticareti kapsamında ihraç kayıtlı satış yapıyorsa bu satış sebebiyle KDV iadesinden sadece mahsup yoluyla faydalanabiliyor. İhraç kayıtlı bavul ticaretinde nakden iade yok diyelim. KDV iadesi açısından en önemli ve son maddemiz hesaplanan KDV. Yolcu beraberinde hesaplamış olduğunuz KDV iadeye konu edilirken bavul ticaretinde yüklenmiş olduğunuz KDV iadeye konu edilebiliyor. Bu ne demek? %8'e tabii bir mal sattınız, 100 lira bedel olduğunu düşünelim. 8 lira KDV hesaplayacaksınız yolcu beraberinde ve 8 liranın iadesini talep edeceksiniz. Bavul ticareti için düşündüğümüzde 8 lira hesaplayacaksınız. Ancak sizin yüklenilen KDV'niz 10 lira olabilir. Aradaki 2 lira farkı da talep edebilirsiniz diyorum. Ve yolcu beraber ve bavul ticaretini bitiriyorum. Rica ederim. İthalat işlemleri ile ilgili olarak bir takım sunumlarımız olacak. Onları yapalım. Bedelsiz olarak ve gümrük muafiyetlerinden faydalanarak KDV ödemeksizin gerçek
diğer yayınların ithalatında sergi, fuar ve dış ticaret müsteşarlığınca perakende satışına izin verilen malların ithalatında biz vergi numarası aramıyoruz. İthalat çeşitlerinden de kısaca bahsedelim. Belki bir iki örnek veririz daha çok verici olması açısından. Ticari ithalat, normal bildiğimiz ithalat, üzerinde fazla durmayalım. Gerçek veya güzel kişiler tarafından yapılan ithalattır diye. İzine bağlı ithalat, burada getirilmeli. Ülkedeki mevzuat kümlerine göre izne bağlı olan ürünlerin ithalatıdır. Özelliği olan ithalat, belli kanun ve kararnamelere göre yapılan ve özelliği olan ithalat diyor. Özel anlaşmalara dayanan ithalat da savunma sanayi. Şimdi özelliği olan ithalatta şöyle bir durum var. Özelliği olan ithalat ve izne bağlı ithalat aslında birbirine çok yakın. Şöyle örnek verebiliriz. Ormanlar bizim milli servetimiz biliyorsunuz. Ormanlar tabii ağaçlar kesilip işte belli işlemlerden geçirdikten sonra ham madde olarak yurt dışına satışı gerçekleşebilir veya yurt dışına ithal yapılabilir. Ben ihracat üzerinden anlatayım. İthalatı siz görün. Bu malzemelerin ithalatı belli kayda ve şartlara tabii bununla birlikte savunma sanayi ürünleri de ithalat ve ihracat belli şartlara tabii bu sebeple özelliği olan ithalat ve özel anlaşmalara dayanan ithalat ilgili ürünlerin ithalat ve ihracatında kullanılıyor diyelim. Kesin ithalat ve uluslararası fuarlar yoluyla yapılan ithalatlarla ithalat çeşitleri burada üzerinde biraz daha fazla duracağım. Bedelsiz ithalat. Bedelsiz ithalat herhangi bir döviz transferi olmaksızın veya yurt dışında kazanılan dövizlerle alınıp burada getirilen eşyalar için ithalat ifade ediyor. Bedelsiz ithalat sadece mal bedeli için bu malı tedarikçisine bedel ödenmemesi ifade eder. Ancak malı gümrüğe getirdiğinizde sizin bedelsiz ithalat sebebiyle veya işte bedelsiz ihracat sebebiyle herhangi bir gümrük vergisi, resim veya harç ödemeyeceğiniz, KDV tabi olmayacağınız anlamına, hatta ÖTV'ye tabi olmayacağınız anlamına gelmiyor sevgili arkadaşlar. Ufak bir uygulama koyduk buraya. 2010 tarihinde bedelsiz olmak üzere 15 adet valiz ithal ediliyor. Valizin adet başı emsal bedeli 200 lira. Bu emsal bedelinde gümrük idaresi tayin ediyor. Aşağıdaki giderler yapılıyor eksik alanda. Nakliye gideri, sigorta gideri, gümrük müşaviri ve KDV var işin içinde. 159 ithalatta standart olarak kullandığımız ticari mallar için verilen sipariş avansları altında emsal bedel çarpı miktar üzerinden 3000 lira muhasebeleştiriyoruz. Herhangi bir ödeme yapmadığımız için tedarikçiye mal bedeli karşılığında 679 diğer olan dışı gelirlerde 3000 lirayı göstermemiz mümkün. Hocam itiraz edebilir, 659 da kullanabilirdik diyebilir. Yine yaptığımız giderler paralelinde verilen sipariş avanslarını topluyoruz. Bütün gider unsurlarını ve onun maliyetini atacağız. 1800 lira toplam giderimiz var. Bunun 1000 lirası nakliye, 500 lirası sigorta, 300 lirası da gümrük müşavirlik gideri. Toplamda 1800 liraya eşit oluyor ve biz ithalat tamamladığımızda yani fiili ithalat gerçekleştiğinde 4800 lira tutarı ticari malın maliyetine irca ettiriyoruz diye sevgili meslektaşlarım. Şimdi hariçte işlem rejiminden bahsedelim. Hemen akabinde. Hariçte işlem rejimi, bir ürününüz var. Bu ürüne ekstra bir takım işlemler yaptırmak istiyorsunuz ve bunu yurt dışında yaptıracaksınız. Bunu yurt dışına gönderiyorsunuz ürünü ve yurt dışında özel bir beyanname açarak bu ürün işlem veriyor. Daha sonra bu ürünü ithal ediyorsunuz, işlem görmüş halinde. İşte bu hariçte işlem rejimi kısaca sevgili üstadlar. Bunun esprisi, atıyorum iplik gönderdiğiniz kumaş aldınız, ipliğin emsal bedeli veya sizin deklar ettiğiniz bedel 1000 lira, işlem görmüş olarak kumaşın değeri veya işlem değeri 200 lira, siz 1200 lira üzerinden yani
işleme rejimine tabi olması için yetkili kurumdan izin alınması, geçici olarak ihraç edilmesi, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında işlem görmesi, ithal edilmesi, vergi muafiyeti uygulanmak suretiyle yeniden serbest dolaşıma girmesi gerekmektedir diyoruz. Örneğin bir makinamız var ve geçici olarak yurt dışına tamir edilmek için bu makineyi gönderdik. Makine tamir edildi ve bize geri gönderildi. Bu hariçte işleme rejimi hükümlerine tabi sevgili arkadaşlar. Bunun için herhangi bir bedel ödememiz tabi ki tamir kapsamında söz konusu olmayacak. Eğer garantisi varsa, tabi garanti dışındaki bir işlemse bu yine gümrükte belirli bir bedel ödememize sebep olabilir. Biz hariçte işleme rejimi kapsamında örneğin bu makinenin yurt dışında tamir edilmesi için ben bu makineyi yurt dışına gönderiyorum deyip hemen işlemleri gerçekleştiremiyoruz. Bunun için bağlı bulunduğumuz sanayi odasında ekspertiz raporu alıp makinenin yurt dışı edilmesi gerekiyor sevgili arkadaşlar. Yine verdiğimiz örnek iplik olarak gönderilip kumaş olarak malı geri alması, hariçte ticari bir işleme tabi tutulması, aradaki farkın KDV'sinin ödendiğini de söylemiştik. İthalatta kalmıyor. Adem Üstad'ın çok detaylı bir şekilde değindi. Ben sadece ithalatla olan ilgili olan kısımlara ve belirleyici kısımlara değineceğim. İthalat ve transit ticaret işlemlerinde yurt dışına döviz ve Türk lirası transferi sadece bankalar tarafından yapılır diyor. Türk parası ve Türk parası ödemeyi sağlayan belgelerin yurda ithali ile belirlenen esaslar çerçevesinde ihracı serbesttir diyor. Türkiye'de yerleşik kişiler ile dışarıda yerleşik kişiler bankalar vasıtasıyla yurt dışına serbestli Türk parası gönderebilirler diyor. 5-50 bin dolar üzeri havalelerde, ödemelerde Merkez Bankası'na bildirim zorunluluğu var bankalar arasında. Yalnız bunun haricinde eğer elden ödeme yapılması durumunda bir deklarasyondan bahsetmişti Adem Üstad, hala geçerliği var. Bu deklarasyonla birlikte siz gidip rahatça ödemenizi yapabiliyorsunuz. Tabii bu resmi kurumlarda alınacak, resmi kurumlarda yapılacak deklarasyon dahilinde olmalı. İthalatta maliyet bedelden bahsedelim biraz da. İthalat işlemlerinde maliyet bedel, vergi usul kanununda maliyet bedeli tanımlanıyor. Buna bir değinelim. Bir iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veya değerinin arttırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunların tefeyi bir milyon giderlerin toplamını ifade ediyor. İthalatta da süreç aslında aynı şekilde işliyor. Maliyet bedeli ithalata ilişkin. İthalat için ödenen tüm giderlerin toplamından oluşuyor sevgili arkadaşlar. İthalatlarımızın maliyet bedelimiz, mal bedeli de dahil olmak üzere ithalat için yapılan tüm giderlerin toplamından oluşuyor. Sabit kıymetler ve ticari mallar arasında bir ayrımımız var. Hatta buna son zamanlarda hizmet ithalatı da eklenmiş durumda. Onlardan da kısaca bahsedeceğim. Sabit kıymetlerin ithal edilmesi sırasında veya sonradan bu kıymetlere ilişkin borç veya taksitlerin değerlenmesi dolayısıyla ortaya çıkan bu farklarında sabit kıymetin iktisap edildiği dönem sonuna kadar olanların kıymetin maliyetine eklenmesi zorunda bulunmaktadır. Sabit kıymeti aldınız, ilgili dönem sonuna, alımın yapıldığı ilgili dönem sonuna kadar oluşan kur farkları sabit kıymetin maliyetine eklenmek durumunda sevgili arkadaşlar. Vergi Usul Kanunu 163 nolu genel tebliğ uyarınca. Aynı kıymetle ilgili olarak alım yapılan dönemden sonraki dönemlerde ortaya çıkabilecek kur farkları ise ilgili malın maliyetine veya giderleştirmek suretiyle muhasebe kayıtlarına alınabiliyor. Maliyet bedeline intikal ettirdiğimizde de amortisman konusu yapılması mümkün bulunuyor. Ticari emtia ile ilgili olarak konuşacak olursak, satın alıp işletme stoklarına girdiği tarihe kadar oluşan kur farklarının maliyete intikal ettirilmesi yine zorunlu. Stokta kalan emtia ile ilgili olarak da daha sonra ortaya çıkacak kur farkları ise yine ya gider yazılarak ya da maliyet bedeline atılarak muhasebeleştirilmesi mümkün bulunmakta. Şimdi ithalatta katma değer vergisinden bahsedelim biraz da silsile halinde gidiyorum. KDV'ye tabi olan işlemler, Türkiye'de yapılan her türlü mal ve hizmet ithalatı, Türkiye'ye yapılan her türlü mal ve hizmet ithalatı KDV'ye tabi. İthalatta KDV mükellefi mal ve hizmet ithal eden,
İthalatta vergi doğrulan olaysa gümrük vergisi ödeme mükellefiyetidir diyor. İthalatta vergiyi doğuran olay, literatürde ithal edilen ürünü, şöyle diyelim, ithal edilen ürün için hesaplanan vergi resim ve harçların ödendiği tarih olarak literatürde yer alıyordu. Ancak şöyle bir paradoks oldu yeni bir müktezayla birlikte, daha doğrusu kanun hükmünde kararname vardı. Şu ithalat beyannamelerinizi de artık eleştiriyor ve kontrol raporlarında geliyordu. KDV yansı alan veya işte ilgili firmalarda çalışan arkadaşlar için söylüyorum. İthalat beyannamelerine de artık kapanıp kapanmadığı konusunda sorgulamalar yapılıyor. Bu sorgulamanın sebebi işte bu kanun hükmünde kararname. Şöyle ki, vergiyi doğuran olay, gümrük rejiminin açıldığı tarihtir diyor. Yani gümrük rejiminin açılması vergiyi doğurur diyor ithalatta. Eski görüşe göre de vergilerin ödenme aşamasına gelmesi ve ödenmesi ithalatta belirleyicidir demek ki. Zannediyorum birbirine uyumlaştırılacak bu süreçte çünkü belli derecede karışıklıklar yol açıyor. İthalatta vergilerin matrağı yine FOB sigorta ve davul bedelleri dair SİF bedeldir. İthalat prensip olarak zaten SİF bedel üzerinden, ihracatta FOB bedel üzerinden yapılmaktadır sevgili arkadaşlar. Yalnız prensip olarak tahvil zorunluluk değil. İthalat süresi sırasında ödenen her türlü vergi resim, harç ve paylarda yine giderleştirilebilir diyoruz. İthalat işlemlerinde 159 ve 259 verilen sipariş avansları hesabını kullanıyoruz. 159 daha çok ticari mal ithalatında, 259'da maddi duran varlık ve benzeri ürünlerin ithalatında kullanılıyor. Yine örnek bir hesap planı olarak sizlere sunduğumuzda 159 yurt içi sipariş avansları, yurt dışı sipariş avansları olarak yine bir ayrımımız olabilir. Bu tamamen örnektir, tamamen bir önerilir. 159'a 2 hesaplar, ithalat, takvim gibi ithalatları, ikisi olduğu için mal bedeli, mal bedeli FOB, mal bedeli SİF aradaki farkı yansıtmak amacıyla. Yine 159 altında toplanacak giderlerden sınıflandırma açısından navlun nakli orduna giderleri, navlun giderleri, navlun nakli orduna giderleri başlığı altında alt kırımlar olarak navlun gideri, yurt içi nakliler, ordino, yine ayrı olarak sigorta giderleri, sigorta giderlerin alt kırımda ilgili sigorta poliçesine ait giderlerin muhasebeleştirilmesi mümkündür. Yine banka masrafları, banka masraflarının altında akreditif giderleri, banka havale masrafları, döviz alım giderleri, döviz satış giderleri, muhbir bank giderleri, ithalat bölgesi ödenen fonlar ve kaynak kullanımında destekleme fonu gibi ödemeler 159 hesabının altında ithalatın takip edilmesi açısından tarafımıza yardımcı olacak alt kırma olarak sıralanabilir. Yine kur farkları, değerleme farkları, ödeme ve tahsilattan kaynaklanan farklar, kredi faizleri gibi ekstra hesaplarda kullanılarak ihtiyaca göre bir ithalat muhasebe planı, ithalat muhasebeleştirme sistemi şirketlerimizde, firmalarımızda oluşturulabilir. Yine gümrük müşavirliğine ait giderler. Belli belirlemelerden sonra maddi duran varlık ithalatı ile ilgili olarak bir uygulama üzerinde durmak istiyorum. Konuştuklarımızı daha açıklayıcı bir hale getirecektir. ABC tekstil sanayi ithalat çıkmamız, teslim şekli, FOB, ödeme şekli, vadeli akreditif, fiili ithalat tarihimiz 5-10-2010, mal bedeli 100 bin dolar, kur 1.50. 259 verilen sipariş avansları altında mal bedelinin yani 150 bin lira muhasebeleştirilmesi ve 320 hesapta da satıcıların vadeli akreditif olduğu için satıcılar hesabının kullanılması söz konusu olmuştur. Devamında 22.500 liralık yine navlun bedeli faturamız var. Bunun da 259 hesap altında toplanması. Yine sigorta gideri,
işlemlerde ki burada kredi vade olarak düşünebilirsiniz, vadeli akreditif olduğu için binde 3, özür diliyorum, %3 olarak uygulanmakta. %3 kredi üzerinden de kredi kullanımı ve kaynak kullanımı destekleme konu hesaplanması söz konusu. Burada da 5.220 liralık bir kaynak kullanımı destekleme konu muhasebeleştirmemiz söz konusu oluyor ve sahip mukabili ithalat, özür diliyorum, vadeli akreditif ithalat yapmak için. Yine ordino giderimiz ve dönem indirilecek KDV gideriyle birlikte KDV'si hesaplamak, muhasebeleştirmek suretiyle ordino giderimi de kapatmaktayız. Burada gümrük masrafları, gümrük vergisi ve ilgili işleme ilişkin, ithalat işlemine ilişkin alış KDV'sini kayıtlanarak artık sonlara, ithalatın sonlarına yaklaşması ki ben hala o düşüncedeyim. Dönem alış KDV'si ve diğer vergiler tereddüt ettiği zaman artık benim ithalatım gerçekleşmiştir. Ben fiili ithalatımı şu aşamada gerçekleştirmiş durumdayım. Ekstra nakliye giderleri ki bu yurt içi nakliye giderleridir. Günlük müşavirliğine ilişkin giderler. Son olarak da işte ödeme planı ve değerleme işlemlerini vererek artık malın maliyetini hesaplama ve ödemeleri yapma aşamasındayız. Ödemelerimizi yaptığımızda 31 2010 tarihinde 25 bin dolarlı bir 55 üzerinden ödememiz var. 25 bin dolar bedel ve kurum 1.55 olması var sevgiler. İlgili değerlerine göre 37.500 liraydı bizim 1.50 üzerinden borcumuz. 1.55 üzerinden 38.750 liraya ulaştık değerlerin sonucu. Kur değerlerin sonucu ortaya çıkan tutarı biz malın maliyetine dahil ettik ki fiili ithalatın gerçekleştiği dönemin sonuna kadar olan kur farkları ilgili ithalatın maliyet bedeline dahil edilir demiştik. Yine 11. ayda yaptığımız, biraz sonra yaptığımız ödemede 1.50 üzerinden 37.50 borcumuz yalnız bu sefer kurum 1.45'e düşmesi sebebiyle ithalatta 1.250 liralık bir kur farkımız oluştu. Bu sefer 257 veriler sipariş avansları hesabını alacağına yazmak suretiyle malın maliyet bedelindeki değişimi muhasebe hesaplarımıza yansıtıyoruz. Son olarak yaptığımız kur değerlemesinde ise bu borç değerlemesidir. Değerleme sonucu 5.000 lira kur farkı ortaya çıktı. Malın maliyet bedelini almak üzere 259 verilen sipariş avanslarının bünyesinde borç kaydı yaparak muhasebe işlemlerini tamamlıyoruz. Burada 259 verilen sipariş avansları hesabında biriken giderleri görebilirsiniz. Mal bedeli 150 lira, mal sigorta ve kaynak kullanımı destekleme fonu, orduna giderleri, gümrük masrafları, gümrük vergisi, kur farkı, diğer tarafta yine nakliye, gümrük müşaviri, olumlu kur farkları toplanmak suretiyle 253 ne olur hesaba veya ikili hesaplar diyelim, nitelik belirtmeyelim, ikili hesaplara devredilecek tutar, demirbaşı hesabına devredilecek tutar, toplamda net olarak 192.420 lira olmakta sevgili meslektaşlarım. Daha sonra ortaya çıkan, ödeme mukavele ortaya çıkan kur farklarımız kur değerlerimiz yapılmak suretiyle kambiyo kârı veya zararlarına yansıtmamız söz konusu olacak. Son ödememiz için yapılan değerleme 5.000 liralık bir kambiyo kârı doğurmaktaydı. Bu da 646 hesapta yer almakta. Ticari mal ithalatıyla ilgili olarak da bir uygulama var. Yine aynı paralelde gideceğim. Biraz daha hızlı geçebiliriz bunu. Belli derecede unsurlar aynı. A ve B kalite iki kumaş. 5.000 metreden 6.000 dolar, 6 dolar birim fiyatı, 4 dolar birim fiyatı olmak üzere toplam 10.000 metre kumaş için 50.000 dolarlık bir ithalatı söz
adliye giderleri, sigorta giderleri, gümrükleme giderleri, A3 olarak gümrükte ödenen 7500 liralık indirilecek KDV'nin indirme konu edilmesi, diğer harçların yine 159 gümrük vergisi ve diğer harçların yine 159 hesapta toplanarak muhasebeleştirilmesi, gümrük komisyon giderleri, gümrük komisyon ücretleri gibi giderlerin de yine maliyetlenmesi, 159 hesap altında toplanarak maliyet atılacak olması varsayımıyla muhasebeleştirilmesi söz konusu. Buradan da ithalat maliyetine gidecek olursak, tekstil grubu için toplamda bizim ithalat maliyetimizi belirleyen unsurları detaylı olarak görebilirsiniz. Yine burada bir ödeme planı ve değerleme unsurlarımız var. 10 bin dolar ödememiz var. 30 kur üzerinden 20 bin dolar. 1.29 kur üzerinden 20 bin dolarlık da bir bakiyemiz var. 1.30 bin kur üzerinden değerlemeye tabii tutulacak. 11. ay tarihi itibariyle ben 10 bin dolarlık 1.30 kur üzerinden havalemi yapıyorum. Kambiyo kârı olarak kur farkı hesabına yansıtıyorum. 100 liralık kur farkı. Yine ikinci ödememde 25.800 liralık bir ödemem var. Havalesine çıkıyorum. Ancak 400 liralık kur farkı giderini, kambiyo zararını muhasebeleştiriyorum. Yine döviz borcunun değerlemesi aşamasında yapmış olduğum değerlemeyle 1.31 kur üzerinden 1.31 başlangıç kuru 1.32 değerleme kuru üzerinden 200 liralık kur farkıyla ben muhasebe hesaplarımı kapatıyorum. Uygulamaları da böylece bitirmiş oldum sevgili meslektaşlarım. İthalat konusunda benim söyleyebileceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzniniz olursa bir şey söylemek istiyorum. Sataşma var. Değerli kardeşim güzel bir şey söyledi ama bir şey paylaşmak istiyorum. O da şu. Biz yıllardır olağan dışı hesapların hep kaldırılması. Yani eğer imzalasaydı Maliye Bakanı şu anda olağan dışı hesap falan yoktu. Standartlarda da yok zaten. Onun için 679 hoca yine itiraz eder dedi. İtiraz şerhimi koydum, affedersiniz. Onu söyleyecektim. Bir çok çok da özellikli bir durum ama başka bir şey paylaşacağım paralelinde. Hepimiz bir şey yapıyoruz. Bilanço çıkartıyoruz. Hazır değerlerden. Kasa örneğin 2000 lira kasa olsun. 2000 lira da bankada paramız olsun. Etti 4000 lira. 108 numaralı hesapta da 2000 lira paramız olsun. Hepimiz altına imza yatar veririz değil mi bilançoya? İşte veremeyiz. Niye veremeyiz? Diyor ki bakın değerli arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Ben şeye bakıyorum biraz ne diyor kritiklere. Kendi açımdan bakıyorum. Titizleniyorum belki de yaşım geri affedersiniz. Şöyle diyor ki hesap gruplarının içerisinde diğerleri diye ifade edilenler yukarıdaki hesapların %20'sinden fazla olamaz diyor. Bunu ben demiyorum. Tekrar hesap planı diyor. Evet, biz oradaki 2000 lira kasada, 2000 lira bankada var, etti 4000 lira, %20'si 800 lira yapar. Biz raporlamışız, 2000 lira yanlış oluyor değerli arkadaşlar. Nitekim son zamanlarda, 108 bizim uydurmamız diye muhasebeciler olarak, son zamanlarda biz onu farklı kullanmaya başladık. Hafifçe geçiş yapıyoruz 127 nolu hesaba doğru. Bilgilerinizi arz ediyorum ve çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi soru cevap kısmına geçiyoruz. Yazılı sorusu olan arkadaşımız varsa alabiliriz. Yoksa sözlü olarak söz verip hocalarımızı da sizlere cevaplandırması yönünde yardımcı olacaklardır. Evet, sorusu olan arkadaşları alabiliriz. Gördüğüm o ki o kadar güzel anlatmışız ki kimseye soru soracak takat bile kalmamış. Tabii ki soru yok sanırım arkada. Bir arkadaşımız var. Buyurun hanımefendi. Gümrük farkı sakya çıkan
biraz ayağa kalkarsan ses gelmiyor da rica etsek. Ha, 136'yı mı sordun? Sebebini söyleyeyim. Elbette söyleyeyim. Değerli arkadaşlar, ben ilk konuşmama başlarken şunu söyledim. Biz hesapların niteliği ve işleyişini okumuyoruz gibi tenkitte bulundum kendime. Size yapmadım zaten. Ama özel bir şey söylüyorum. Bakın, hesapların alacağın tanımını yapın. Diyor ki, bir malı ya da hizmeti veresiye satarsanız bunu isteme hakkını alacak denir. Bana param kalmadı, senden 100 lira para aldım. Onu isteme hakkına da alacak dönüyor ama ondan sonra ticari alacak deniyor. Halbuki katma değer iadesi ticari faaliyetin neticesinde ortaya çıkıyor. Tamam. Bu nedenle biz 13 nolu grubu da kullanmayın diyoruz. Meslek mensubu olarak. İlk kitapların tamamında 136 var. Ben saygı duyuyorum söylediklerinize. Ben de onu kullandım. Ama şimdi diyoruz ki 192 kullanın diyoruz. Tamam. Değerli arkadaşlar, BA'larınıza giriyor musunuz? Giriyorsunuz. Katma değer Türkiye'de olmadığı için olay katma değer beyannamesine dahil etmiyoruz. İndirim konusu yapamayız. Katma değer falan yok. Bakın katma değer konusu edilebilmesi için çok net kanun Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde işlem görülmesi lazım. Türkiye'de işlem görmüyor bu olay. Dolayısıyla katma değerle konu edilmiyor. Elimizdeki slide'da vardı hatta o indirim konusu yapılamaz diye katma değerli kanun 30. maddesi. Benim bildiğim. Evet hocam. Başka sorusu olan? Arkada bir arkadaşım söyledi. Hocam, herhalde ihracat gerçekleştikten sonra yapılan bedel atıyorum 1.000 dolar. Bunun 10.000 doları geldi. 10.000 dolara çıktı. İhracat gerçekleşti. Kur farkını nasıl yapacağız? Yok. Söyleyeyim hemen. Bakın çok net bir şey var. Fiili ihraç tarihinden dönemin sonuna kadar, 31.12 tarihine kadar ortaya çıkan olumlu kur farkları, yani kambiyo karları 601 nolu hesaba yazılacak. Olumsuzlar 612'ye. Dönemden sonra gelenler ise değerli arkadaşlar, olumlu kur farkları 646, olumsuzlar 656'ya yazmış. Hocam bir ithalatta da aynı şekilde yaptığımız zaman ithal ederken ithalattaki farklı ama izniniz olsa sonra cevaplayabilir miyim? Bir şey demek hocam da. Ama ithalatını bir söyleyeyim. Geçici vergi dönemlerinde ithalat dönemlerde hem bir işletmeye ihracat yapıyor, ithalat yapıyor. Yapsın. İhracat markileri yüzüme sattaki şeyler hesapla nasıl değerlenecek? Farklar, borç olacak ilişkisinde bu farkları. Değerli arkadaşlar hemen söyleyeyim. Şöyle arz edeyim bilgilerinize. Geçici vergi dönemlerinde biz değerleme yapıyoruz. Değerleme yaparken şeyi söyledik, önümüzdeki mevcut durumu söyledik. Bir kere döviz alış kuru üzerinden değerleme yapacağız. Merkez Bankası'nın belirlediği önemli bir. İkincisi değerli arkadaşlar, hangi yöntemi uygularsan uygula, ister aralıklı envanter, ister sürekli envanter yöntemini uygula, Bürgüsür Kanunu 280. maddesine göre değerleme yapmak zorundayız. Kar çıkarsa, dönem içerisinden bahsediyoruz, 601'in alacağına, zarar çıkarsa da 612'nin borcuna yazacağız. Tamam. Ama şunu yapamıyoruz. Efendim, kar ve zararı, kambiyo kar veya zararını, yani 646 ile 656'yı birbirinden mahsup ederek netleştiremiyoruz. Önemli. İthalatta da mal ithalinde, fiili ithalin başladığı tarihten depoya gelinceye kadar ortaya çıkacak her türlü gider maliyet unsurudur. Dikkat edin. O dönemden sonra ortaya çıkanlar işe, ambara girdikten sonra, şimdi görüşleri söyleyeyim. A görüşü, mal halen depoda duruyor ise ortaya çıkan kur farkı maliyet unsurudur. Mal satılmışsa gider yazarsınız. Tamam. Hocam,
108 nolu hesapta son zamanlarda size dönem tonu anlatacaklar. 108'de peşin silipleri çekiyorsunuz da onları kullandırıyorlar. Diyor ki kanun, tabi affedersiniz tamamını söylemedim söyleyeyim. Diyor ki git diyor ilgili hesaba, eğer kredi kartında vade varsa vadeli hesapla 12 nolu grupta takip ediliyor. 127'de izle diyor. 127'nin de adı da diğer alacaklar ya. Onlar da yukarıdakilerin %20'sini geçerse git kendine bir hesap aç kardeşim diyor. Ben demiyorum. Tamam. Yani 12 nolu grupta başka bir hesap açabilirsiniz. Evet. En arkada bayan var. Merhabalar. Ben yurt dışından alınan ya da yurt dışına verilen avanslarla ilgili değerlemede farklı görüşler mevcut. Bununla ilgili yani sizin görüşünüz nedir? Bir de yurt dışı ortaklara verilen yine avansların değerlemesiyle ilgili uygulamada yani bizler yapıyoruz ama çok farklı görüşler zaman zaman dile getiriliyor. Avansların değerlenmesi. Şimdi evet, iki farklı görüş mevcut orada. Değerleneceği ve değerlenmeyeceği konusunda ilgili avanslarla yola çıkacak olursak bu bir seçimli kart gibi bir duruma dönüştü. Belli şirketler veya belli denetim şirketleri bunu değerleneceği görüşünde idare de böyle. Belli denetim şirketleri de değerlemiyorlar. Yani bu böyle bir paradoksa dönüşmek durumuna geldi artık. Bana şahsi fikrimi soracak olursanız bu bir ticari ilişki sonucu doğuyorsa ben değerlenmesi tarafındayım. Değerlenmesi tarafındayım. Ama haklı eleştiriler de var. Haklı eleştiriler de var. Dediğinizi anlıyorum çünkü çok soru geliyor. Avansların değerlemesiyle ilgili olarak. Kârdaysak değerleyecek miyiz? Zarardaysak değerleyecek miyiz? İşte kârdaysak değerlersek kârı düşür inceleme konusu olur mu? İşte zarardaysak değerlersek artıya çıkıyoruz. Fiili durumu yansıtmıyor gibilerden. Bu tip çelişkiler var. Zannediyorum yakında bir düzenleme yapılacaktır ama verilen görüşler de değerlenmesi ve değerlenmemesi konusunda bir ikili bir paradoks taşıyor. Bu konuda özelge veya mükteza talebi eden firmalar var. Yani kendi özel durumuna göre kendisini şahsen ilgilendirdiği zaman özelge alıyorlar. Bu konuya da başvuran firmalar olduğunu ben de duydum, bildim, paylaşmak istedim. Evet, başka sorusu olan arkadaşımız, evet, gözlüklü beyefendi, buyurun. Merhabalar, ben Serkan Görgülü. Öncelikle şeyi sormak istiyorum. Bu ihracatı 31.12.2012'de yaptım. Ve bunun vedosu 3 Ocak. Şimdi bu İntaş tarihi, fiili, sevk tarihi ve konu karıştırıldı. Ben normalde konu 601'ini 2014'te yazıyorum. Bu doğru mudur? Şimdi hemen arz edeyim. Tabii benim İntaş tarihi vesaire dediklerimiz bizim yaşımızı görüyorsunuz değil mi? Saçımdan kaynaklanıyor biraz da. Şimdi eskiden vedop medop yoktu. Gidip elden şey alıyorduk. Alıyoruz bilgileri, ona göre yapıyorduk. Değerli arkadaşlar, bu konu net. Siz faturayı 31-12'ye kestiniz. 3 Ocak günü eğer ihracat gerçekleşmişse, vedoptan baktınız, gerçekleşmişse söylüyoruz. A. Muhasebe yapmayabilirsiniz. Yani o faturaları dikkate almayabilirsiniz. Vergusul kanunu buna izin veriyor. B şıkkını söylüyorum. Ben muhasebe yapacağım. Yakışıklı olsun diyorsan. Olsun elbette. Çünkü elindeki stok gitmiş. Stok sayımı yapılırsa elinde gözükmeyecek. O zaman önerimizi söyledik. Ben şahsi önerimi söyledim ama kitaplarda da böyle yazıyor artık. 181'e borç yazıyorsunuz. O günkü faturanın düzenlendiği kurdan, neyse oradakinden. Sonra 380 alacak yazıyorsunuz. 3 Aralık günü Ocak günü ihracat gerçekleştiğinde 180 ile 380'i birbirine ters kayıtla kapatıyorsunuz. Onlar aktif hesaplar ya. Kapatıyorsunuz. Reel halini 3 Ocak'taki fiili ihraç tarihindeki kur üzerinden muhasebe kaydınızı yapıyorsunuz. Kur farkı hesaplamayın diye de özellikle üzerinde durduk. Tamam. Gayet iyi oluyor. Türkiye
Türkiye'den yurt dışına yapılan her türlü ticari mal ithalatı bildiğiniz üzere gümrük rejimine tabi. Gümrük rejimi buna izin veriyorsa antika mal ithalatı normal ithalat gibi işleme alınıyor. Yalnız burada bedelsiz olarak konuşuyorsanız kullanılmış eşyaların ithalatının bedelsiz olarak yurt içi edilmesi mümkün. Yalnız onun da belli şartları var. İşte yurt dışında yaşayan kişinin eşyalarının yurt içine getirilmesi gibi. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani belli şartları taşıyorsa, şahsa aitse, şahıs da belli şartları taşıyorsa siz o malı rahatlıkla bedelsiz olarak ithal edebilirsiniz. Gümrük rejimine tabi ise herhangi bir ekstra durum yoksa normal ithalat gibi de ilgili ürünleri yurt içi etmeniz mümkün. Yalnız artık olması sebebiyle Kültür Bakanlığı'ndan izne tabi olabilir diye düşünüyorum. Böyle de bir belirleme yapalım. Evet. Son bir soru alıp kapatmak istiyoruz varsa arkadaşlar. Son soruyu ben sorabilirim. Yok ha, beyefendi soruyorum. İsmail, özellikle otomotiv yan sanayinde kullanılan modern kalıp aparatların ithal edilip tekrar Türkiye'ye ithal edilip ithal edilecek kararlar Şimdi böyle bir olay bile bir başımıza geldi. Model kalıp, ihracata konu ürünlerin model kalıp ve şemalarının projelendirilmesi işlemi 60 nolu KDV sürküleri uyarınca 60 olmayabilir, 63 de olabilir, tam emin değilim. Örnekte sabit hizmet ihracatı kapsamında değerlendiriliyor. Sizin hizmet ihracatı kapsamında değerlendirip yurt dışı ettiğiniz bu projenin, teslim ettiğiniz bu projenin tekrar yurt içi edilmesi aşamasında herhangi bir KDV'nin doğmayacağı hususunda düşünceleri mevcut. Ancak bir KDV iadesinden faydalanma durumunun söz konusu olduysa hizmet ihracatı için, ilgili kalıpların ihracatı konusunda bu KDV istisnasından faydalanmadığınızı gümrük vergi dairenize soracaktır. Eğer faydalandıysanız gümrük sizden bunu tahsil eder, faydalanmış tutarı tahsil eder. Ve öyle ilgili ürünü tekrar ihraç edersiniz, ithal edersiniz. Faydalanmadıysanız da herhangi bir KDV ödemeksizin ilgili ürünleri, kalıpları diyelim, daha da belirleyici olsun, yurt içi etme şansınız var. Evet, öyle. Evet. Hemen cevap vereyim. Siz eğitim aldınız geçen 2 sene 2012'de. Aldığımız eğitim COBİ-TFRS. Orada aynen bizim söylediğimiz gibi söylediler. Anlatıldı zaten örnekleriyle beraber. Bu dönemde öyle anlatılacak. Biz şeyi hazırlıyoruz hep beynimizi. Bu dönemde şimdi anlatılacak olan dönem sonu işlemlerinde arkadaşlarımızın önerilerini ben de o eğitimlere gitmiştim. Dediler ki, ya dediler ki derken uygun olarak söylüyorum. Peşin satışları sizin söylediğiniz anlamda düşündüklerinizi 108'de, diğerlerini 12 nolu grupta önerecekler. Bu yanlış falan da değil bilgine. Ama tabii yüz yüze konuşurken ikili konuşmak çok fayda sağlamaz bize. Sadece biz şeye bakarak söylüyoruz. Olayın likit ya da olmamasına göre. Ama çok özel bir şey de var. Bir de sistem bizi sınırlıyor. Diyor ki %20'sinden fazla olamaz diyor. Sen orada raporla %20'yi açtığı zaman eğer tam rapor tekniğine uyarsan %20'li kısmını oradan 108'den başka bir yere taşıyacaksın anlamına geliyor. Anlatabildim mi şimdi? Teşekkür ediyorum. Evet. O zaman ben 100 puanlık soru sorayım. Tabii, ben 100 puanlık soru sorabilir miyim hepinize? Bir. Ama herhalde birden fazla oldu. Buradaki
bugünkü ağırlamayı biz ve ikincisi bizim ders sunumumuzu beğendiniz mi efendim? Ben teşekkür ederim. Bence bu alkış yetmez arkadaşlar. Hocalarımıza bu katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Teşekkür ederim.